başlıyoruz herhalde. Değerli meslektaşlarım, hepinize iyi günler diliyoruz. Bugün Bego Campus'un yeni eğitim platformunda bir aradayız ve 2023 yılının ilk toplantısını sizlerle birlikte online olarak yapma projemizle başladık. Bundan sonra bu ekibi, Erhan hocamı, Neşe hocamı ve Ali hocamı sık sık bir arada veya ayrı ayrı çeşitli illerde veya yanınızda göreceksiniz ve bir arada çok fazla olacağız. Bugün sizlerden gelen vakalar veya sorular doğrultusunda olabildiğince sık karşılaşılan problemlerle ilgili soruları toparlayıp bunları kısa kısa sunumlar haline getirdik. Bu süreç içinde yeniden bizim sunumlarımız sırasında da sorularınız olursa bu soruları almaya devam edeceğiz ve onları da cevaplamaya devam edeceğiz. Lütfen sormaktan ve yazmaktan çekinmeyin. İlk olarak sözü Neşe hocama bırakıyorum ve ilk vakalarımızla konuşmamıza başlıyoruz. Herkese merhabalar. Biz öncelikle vakaları seçerken herkesin daha yoğunlukla sorduğu konular üzerinde vakalar toplamaya çalıştık. Öncelikle hangi vakada hangi indikasyonu koyacağımıza karar verirken Olonfor mu, açık sinüs lifting mi, hangisini ne zaman tercih ediyoruz? Bununla ilgili bir vaka örneği göstermek istiyorum. Hastamızın panoramik radyografisi bu şekilde. Hasta 55 yaşında erkek hasta, sigara kullanımı olan bir hasta. Arka bölgelerde zaten üst çenede sinüslerde ciddi bir sarkıklık görebilirsiniz. Sol üst tarafta retansiyon kisti mevcut sinüsün içerisinde. Ağız hijyen alışkanlıkları kötü, uzun süredir dişsiz kalmış fakat diş yaptırma gereği de duymamış. Bu anlamda çok fazla ağız bakımına özen gösteren bir insan da değil. Tomografisini incelediğimizde ki her vakada normalde ben bir implant indikasyonu koyarken genellikle 3 boyutlu tomografiyle çalışmaya çalışıyorum. Çünkü bu insanlara indikasyon açısından karar verirken çok daha doğru bir yaklaşımda bulunmamı sağlıyor. Bu indikasyonu koyarken ön bölgedeki kemiği inceliyoruz ve sinüs bölgelerini inceliyoruz. Yani açık sinüs lifting yaparken benim normalde karar verirken dikkat ettiğim şey, implantla aynı anda açık sinüs liftingi yapabilir miyim? Buna bakıyorum. Fakat bu vakada hem dişleri çekeceğiz hem de sinüs içi retansiyon kisti olduğu için sinüsleri kaldırırsak 6 aylık bir bekleme dönemimizin olması gerekiyor. Özellikle sol taraftaki retansiyon kisti bizim sinüs cerrahimizin de başarısız olmasına sebep olabilir. Bu tip durumlarda aslında başarısızlığın sebebi sinüs içindeki retansiyon kistinin varlığı olmuyor. Bu bölgelerde retansiyon kistinin üst kısmında kaldığı için sinüs içi tabakanın iki epitel tabakası sinüs perforasyonunu çok sık görebiliyoruz bu kadar büyük mukosellerde. O yüzden de bu tip durumlarda sinüs cerrahisinden olabildiğince kaçınmaya çalışıyorum kendi adıma. Ağız içi fotoğraflarımız bu şekilde. Buradaki tabii şansımız keratinize dokularımız var. Kalın fenotipte bir hastanın olması. Ve bu vakaya biz özellikle üst çenesinde immediat aynı anda diş çekimleriyle Olonfor alt tarafa da diş çekimleriyle aynı anda immediat normal implantlarımızı yerleştirdik. Bunun bize sağladığı en önemli avantajlar birincisi zaten sinüs cerrahisinde yaklaşık 9 aylık bir periyotta tedavi sürecimiz devam edecekti. Çünkü sinüsleri eğer aynı anda implant cerrahisiyle yapamıyorsak, önce sinüs kaldırma işlemini yapacaksak yaklaşık minimum 6 ay bazen 9 aylık bir bekleme dönemimiz oluyor. Bu bekleme dönemi bize tabii uzun süre hastanın dişsiz kalması, belki bazı hastalar total protez de kullanmak istemiyor öğürme refleksleri olduğu için. Bu tip durumlarda hastanın tedavisini geciktirmeye sebebiyet veriyor. Bu tür durumlarda eğer sinüs cerrahisiyle aynı anda implantı yerleştiremiyorsam Olonfor seçeneğini tercih edebiliyorum. Her vakada tabii Olonfor'a yönelmiyorum ama bu vakada özellikle sinüs içi mukosel kist nedeniyle riski azaltmak, hastaya sabit geçici diş şansı sunabilmek açısından Olonfor daha doğru bir seçenekti. Olonfor yaptığımız vakalarda eğer tork değerlerimizi 45 Newton alabiliyorsak anında sabit geçici diş yüklüyorum. Zaten Olonfor'un avantajlarından biri de o bölgelerden tork değerlerini daha yüksek alabilmek oluyor açıkçası. Ve hastanın bitmiş halinin 3 yıllık takip radyografisi de bu şekilde. Ben bu aşamada bu hibrit protezlerle alakalı aslında sözü Erhan hocama bırakmak istiyorum.
Hocam burada tabii oklüzyonu ayarlarken ve şeyi yaparken burada galiba metal porselen gibi bir çalışma yapılmış. Şu anda tabii röntgen doğru evet. Şey değil. Tabii immediat yaparken veya geçici protezlerini yaparken hastanın veya normal planlamada final protezleri oluştururken tabii en çok sorulan sorulardan bir tanesi de galiba malzemeler. Hangi malzemeyi ne zaman seçelim ve nasıl seçelim? Bu konuda hocam ne yapalım peki? Nasıl bir yol izleyelim? Teşekkür ederim söz hakkı için. Bir de mouse alma şansı. Tabii hocam. Herkese merhabalar. Benim tarafımdan da Neşe, eline sağlık. Çok bu vakalarda herhalde bir protezi bitirene kadar bir stres oluyor. Bir de protezi bitirdikten sonraki senelerde bunlar başarılı olarak kalıyor mu gibi bazı sıkıntılarımız oluyor. Burada dikkat ettiğim şey benim genellikle tabii birazcık literatür bilgisi de paylaşmak istiyorum. Örnek olarak daha vakaya başlamadan önce implantlar daha doğrusu yerleştirdiği seansla yapabiliriz biz bunu. İntermaksiller boşluğun ne kadar olduğunu hesaplamak çok değerli. Özellikle protezlerin uzun dönem başarılı olup olmayacağını anlamamız yönünden. Ve burada hani bugün belki vaktimiz bu konuda çok fazla yok ama hepimiz herhalde bir insizal nokta analizi yapıyoruz bu konuda. Yani oklüzal düzlemin diş çekiminden sonra ya da implantların yerleştirildiği anda o protetik platformları arasındaki mesafeye intermaksiller boşluk diyoruz. Bunu ikiye bölmemiz gerekiyor. Üst çenenin insizal hattının geçtiği yer, bu bize estetiği veriyor. Buradan itibaren alt çeneye olan mesafede tabii alt çeneye bağlı dikey boyutu ve sentriyi oluşturmamızı sağlıyor. Dolayısıyla farklı protez tipleri var, farklı materyaller var. Önce benim bu konuda çok saygı duyduğum iki tane araştırıcının yayınının kendimce yorumlamasını paylaşacağım önce. İmplant üstü protezlerde 2018 yılında bir konsensus sayılabilecek bir yayın serisinden elde edilen bilgi şunu gösteriyor. Bir kere protezleri üçe ayırıyoruz. Tek krom, düz köprü ya da tüm arkı geçen tek parça tüm dişsizliklerde kullandığımız protezler olarak. Çok enteresan, aslında modern değil gibi görünüyor ama metal seramik restorasyonlar şu anda literatürde en fazla desteklenen protez tipi. Nedeni de zirkonyanın seramikle olan kötü ilişkisi ama metalin oksit tabakası nedeniyle, opak tabakası nedeniyle çok güzel bir ilişkisi var. Dolayısıyla aslında bize literatürün önerdiği bütün protezlerde metal seramiğe dönün. Bilmiyorum Halife Hocam. Ben çok seviyorum metal seramiği. Sizin bu konudaki fikrinizi bilmiyorum ama. Full maplarda zaten zirkonyum yapmamak gibi bir tercih var. Onu çok net söyleyebilirim. Yani ne zaman sorun yaşıyorsam, kırılma ve diğer problemler, hepsini metal seramikle çözebiliyorum. Evet. O yüzden o benim için altın standart hala. O literatürce de artık 2018 yılından itibaren ki çok kuvvetli istatistiğe sahip yayınlardır biliyorsunuz bu iki yayında. İspatlandı. Şimdi gelelim diğer kısma. Sağlık turizmi yapan meslektaşlarımız varsa biliyorlar turistlerin hiçbir tanesi ağzına metal porselen unsuru sokmak istemiyor. Aslında implantlar metal, ebatmanlar da metal ama nedense bir protezde metal istemiyorlar. Dolayısıyla zirkonya seramik ya da monolitik burada önümüze çıkıyor. Zirkonya seramikteki şurada gördüğünüz gibi zirkonya seramikteki tek kromlarda önerilme olasılığı yüksek. Köprülerde birazcık daha az. Tüm ağızlarda neredeyse bu iki bilim adamı, bilim kadını şey diyor. Yani yapmasanız iyi olur diyor. Çünkü üst yapı chipping'i çok fazla olacak. Bir full arkın üst yapı chipping'i için sökülmesi, tekrar tamire gitmesi büyük bir maliyet. Ama tek kronlarda yapabilirsiniz çünkü kırılma ihtimali daha az. Diğer taraftaki mineler, dentinler ya da farklı protez tipleri varsa onlar kuvveti karşılıyor. Tam tersi kırılmayan seramik olan monolitik yapılarda tek kronlarda bunun kullanılmaması gerektiği düşünülüyor. Nedeni şu, eğer bir oklüzal hata yaptıysak bugün Hanife Hocam da belirtecek yükseklik alma çatışma protokolleri, çatışma eliminasyonu protokolleri bölümünde tek krondaki bir çatışma implantı tüm yönden zorluyor ve özellikle abutment ya da implant boyun bölgesinde çok maliyetli komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Ama yavaş yavaş 2-3 implantın desteklediği düz köprülerde yapabilirsiniz derken burada çok enteresan. Ben bu yayınları ilk okuduğumda çok şaşırmıştım. Monolitik yapıyı full arklarda kullanın. Yani promising diye literatürde bu iki insan promising kelimesini kullanmışlar. Yani umut vaat edici. Dolayısıyla kullanmak gerekiyor gibi görünüyor işin aslına bakılırsa. Bu anlamda protezi iki tipe ayırıyoruz. Ben birazcık süremi açtım, özür dilerim Hanife Hocam bu konuda. Temel olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Bu bilgilerin ışığında bir sabitler, yani metal seramik, zirkonya seramik ya da monolitik zirkonya yapabiliriz. Burada görüldüğü gibi. Ama burada tabii dikkat etmemiz gereken nokta ne? Şuradaki yeni insizel noktadan itibaren mukozadan çıkış milimetresi. Eğer siz
Burayı bilimsel yayın bulamadım ama sadece uzman görüşü olarak söyleyeyim. Eğer siz 12-14 milimetreden fazla bir boşluk varsa bu bölgede metal seramiğin fırınlanması yani ısınması ve fırın sonrası soğuması ve büzülmesi arasında iç stres oluşturucu bizim kontrol edemediğimiz bazı süreçler var. Dolayısıyla bence 14 milimetreden fazla bir boşluk varsa protez uzunluğu açısından bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Özellikle metal seramiklerden. Ama estetik açıdan hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Buyurun bir metal seramik restorasyon. Yani bugün monotik zirkonyadan, insal işçilik açısından, renk açısından hiçbir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum ben işin aslına bakılırsa. Ama diğer taraftan intermaksiler mesafe çoksa biz protezi ikiye ayırıyoruz. Buna da ikiye ayırdığımız için yani iki farklı materyalden yaptığımız için hibrit adını veriyoruz. Alt tarafta farklı, üst tarafta farklı restoratif materyaller kullanıyoruz. Bunlardan en popüler olan altyapı materyali günümüzde PEEK. Neden? Taramanız varsa tarama hatasını, ölçü alıyorsanız kapalı kaşık bile ölçü alsanız ölçü hatasını elimine edebilirsiniz. Dezavantajı ne? Birazdan göstereceğim. 10. senede biraz sıkıntılı bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Ama bir de maliyeti yüksek. Bunun üzerine monolitik zirkonya da zirkonya seramik yapabiliriz. Çünkü PEEK mesela diyelim ki 20 milimetrelik bir intermaksiller tek çene boşluğunuz var. Monolitik zirkonyayı 10 milimetre yapabilirsiniz. Geri kalan 10 milimetreyi PEEK mezostrüktür adını verdiğimiz kısımdan geçebilirsiniz. Böylelikle fırına giren, büzülen, genişleyen, genleşen yapı normal olması gereken boyutta kalıyor. Aynı şekilde birazcık daha maliyeti düşürmek adına titanyum altyapı kullanabiliriz hibritin ilk bölümünde. İkinci bölümünde ise monolitik zirkonya ya da zirkonya seramik ya da metal seramik kullanabiliriz literatüre göre. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Titanyum altyapı yapıyorsak ölçünüzün yine mükemmel olması gerekiyor. PEEK belki bir miktar esnemeyi elimine ediyor. Şimdi Peterson ve Seiler'in yayınlarına atıf yapacak olursak zirkonya seramik sabitte önerilmiyor. Tabii titanyum üzeri zirkonya seramikte pek önerilmiyor. Çünkü bu yapı birazcık daha rigid bir yapı. Yani chipping'e olanak sağlıyor. Bu benim şimdiki tarihten 11 sene önce yaptığım hayatımdaki ilk monolitik zirkonya yapı. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekmek istiyorum son iki slaytımda. Birincisi bu tam 9... Yani daha doğrusu 11 sene önce çekilen bir video görüntüsü. Monotik zirkonyaları bakın alt çene, diş üstü, üst çene Toronto köprü şeklinde yaptığımız bir restorasyon. Bu 5. yılı. Monotik zirkonyalarda hiçbir sıkıntı görmedik ama yavaş yavaş vida deliğini kapattığımız kompozitte ve bütün gingiva scallop bölümünde bir renklenmeyle karşılaşabiliyoruz. Ama monotik zirkonyalar inanılmaz iyi. Hem diş üstü hem implant üstü. Şimdi 9. yılına geleceğim. Evet birazcık gövde altları açıldı falan ama alt çenede gene idare eder. Monotik zirkonyada sıkıntı yok ama üst çenede ciddi bir akrilik birleşim bölgesinde sıkıntı yaşıyoruz. Ama monotik zirkonyalar çok güzel. Öyle değil mi? Evet. Yani çok son derece dayanıklı. Ha, diyecek olursanız birazdan ben 2. bölümde monotik zirkonyanın tüm ağızda kullanımına da değineceğim ama yani burada çok büyük sıkıntı var Erhan diyecek olursanız çok büyük sıkıntı değil. Bu protezin en zor kısmı diş bölümü. Geri kalan bölümü ben tek günde yani yaklaşık 7-8 senedeki hastalarda laboratuvara gönderip tekrar bir kompozit ya da akrilik yapıyla tamamlıyorum. Evet, teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Evet, güzel bir tamamlama oldu. Peki buna benzer başka vakamız var mı Neşe hocamla? Biz devam edelim yine. Şimdi yine sorulan en çok sorulardan bir tanesi açık sinüs lift ile implant aynı seansta yapılabilir mi? Veya yapılırken hangi kriterlere aslında dikkat ediyoruz? Yine bir vaka örneğiyle göstereceğim. Şimdi erkek hasta şurada sinüslerin sarkıklığını görebilirsiniz. Sinüslerin olduğu mesafede 3-4 milimetre civarında bir kemik mesafemiz var. Bir yerlerde 2,5 milimetre civarında. Şimdi hasta olabildiği kadar hızlı tedavi sürecini tamamlamak istiyor. Mümkünse aynı seansa yaptırmak istiyor. Onun dışında herhangi bir hastalığı yok. Tabii sigara içmiyor. Bu bizim için önemli kriterlerden bir tanesi. Hastanın ağız içi görüntüsü bu şekilde. Ağız bakımı yine ağız hijyeni maalesef kötü bir hasta. Bu hastaya biz aynı seansta implantları koyarken sinüs liftingte minimum 4 mm ya da 3 mm'lik bir kemik varlığını isteriz. Sinüs liftingle aynı seansa implantın osteointegre olabilmesi ve stabilizasyonunun sağlanması için minimum boyun bölgesinde 2 mm'lik bir kemiğe ihtiyacınız var. Genelde diş eti, tabii bu tip hastalarda
fenotipi kalın dahi olsa arka bölgede uzun süre dişsiz kalan vakalarda maalesef bir miktar çekilmiş oluyor. O yüzden bizim biyolojik aralık dediğimiz 3-4 milimetrelik mesafeyi yakalayabilmesi için implantı 1 milim, 1,5 milimde gömmemiz gereken vakalarda açık sinüs liftingle aynı anda eğer implantı koyuyorsak orada tomografide 4 milimetrelik kemiği görmenizi tavsiye ediyoruz. Buna göre yine tomografide ne kadar yükseltebileceğinize karar verebilirsiniz. Bu vakada biz 8'er implant çalıştık. Bu arada onu Erhan hocama da birazdan soracağım. Son bu konudaki çalışmalar biraz daha farklı olabilir çünkü. Çünkü hastamız hiç eksik dişi olsun istemiyordu. Bu sebeple 3 ayrı bölümlü protez şeklinde çalışmaya karar verdik. Çok çiğnemeyi, sert şeyler çiğnemeyi seven bir hastamızdı. Böyle bir talebi olmuştu bizden. Biz aynı seansta implantları yerleştirdikten yaklaşık 6 ay sonra implant üstlerine gingiva formülleri taktık. Yine bu konuda Hanefi hocam ve Erhan hocamdan da fikirlerini alırız. Bu hastalarda geçici protez kullanımı, çünkü hastalar maalesef 6 aylık süreci dişsiz geçirmek istemiyor. Fakat burada açık sinüs liftingle aynı anda implant yapıldığı zaman sabit geçici şansımız da neredeyse yok. Yapılacak olan hareketli protezlerin buradaki etkileri nelerdir, nasıl tercih etmeliyiz, ne zaman tercih etmeliyiz, bunları da yine konuşuruz. Biz bu vakada geçici protez yaptığımız için hareketli şekilde 6 aylık bir bekleme süresi sonunda hastamızın dişlerini teslim ettik. Yine biz bu vakada zirkonyum çalıştık. Zirkonyum seramiklerde, bu da oklüzyonda bitmiş hali. Hastanın da görüntüsü bu şekilde. Az önceki söylemden sonra biz bu vakada aslında metal altyapılı porselen çalışsak daha iyi olabilirmiş herhalde. Bu hastada chipping problemimiz olmadı ama ben bu arada hastaların hepsine bir sene boyunca gece plak kullandırıyorum kesinlikle. implantı yaptığım hastada gece plaksız neredeyse diş teslim etmiyorum. Ama Erhan hocamın yine bu konuda belki anlatacağı şeyler için. Benim burada ilk baktığım, ilk daha doğrusu dikkat ettiğim konu hastanın oldukça eğik bir oklüzel, yani insizel düzlemi var. Eline sağlık, o çok iyi toparlanmış vaziyette. Çok teşekkür ederim. Aslında benim birazdan değineceğim konulardan bir tanesi de bu. Ama burada bu süreç içerisinde hazırlık sırasında en çok gelen sorulardan bir tanesi, biliyorsunuz Türkiye artık dijital setup'a, dijital iş akışına geçiyor yavaş yavaş. Bu konuda birazcık belki geç kalınıyor Türkiye'de ama nedeni tabii ki de maliyetler. Yani bizim ülkemizde üretilen bir tarayıcı yok. O yüzden fiyatların hepsi ciddi miktarda yüksek. O yüzden yavaş yavaş geçiyoruz. Ama kaliteli ürünleri de aldığımızı söyleyebilirim. Yani genellikle iyi tarayıcılar var Türkiye'de. Şimdi burada artık monotik zirkonyayı çok az bir konuşmakta fayda var. Bu konuda soru gelirse sonraki bölümde memnuniyete cevaplayabilirim. Yani elimizde bini aşkın bir vaka grubu oluştu. Monotik zirkonya tecrübesiyle ilişkili olarak takip ettiğimiz farklı gruplarda. Türkiye'de işler hiç iç açıcı değil. Birazdan göstereceğim protez tipi açısından öyle çok kolay gibi görünecek belki bazı daha önce denememiş meslektaşlarımız ama durum o kadar kolay değil. Burada dijital iş akışına ne yapıyoruz? Önce hem mukoza hem de taramamızı yapıyoruz implantların. Ardından ben genellikle alt çeneye, çünkü alt çene tarama hala literatürde tek başına önerilmeyen bir unsur. Yani üst çenede rugalar olduğu için tarayıcılar kopmadan çok iyi birleştirerek bütün çektiği fotoğrafları tek bir dosya haline getirebiliyor ama alt çenede sağ sol birbirinin aynısı bir kret var. Ön bölgedeki krette de bir ayırt edici unsur yok rugalar gibi. Dolayısıyla siz sağı taramaya başladığınızda, sola geçtiğinizde bunu çok iyi tarayıcılara sahip hekimler bile fark etmiştir bazen. Sağı tarayıp sola geçtiğinizde solu tararken sağa yapıştırdığını gördüğünüz vakalarla karşılaşacaksınız. En iyi tarayıcılarda bile, Prime Scan'de bile, Trios 5'te bile. Şimdi bunun şu anlama geliyor. Alt çene taramasına güvenmeyelim. Dolayısıyla alt çeneyi mutlaka bir lazer sinterden tarama sonrasında elde edilmiş, yani print jig'e güvenemeyiz hiçbir zaman. Lazer sinterden elde edilmiş bir barla, kapanış almada kullanacağımız bir jig barla tek vida testinde yapmakta fayda var. Özellikle monotik zirkonya çalışacaksanız. Çünkü monotik zirkonyanın biliyorsanız 100 mikrondan fazla bir deplasmana, hatta 17 mikrondan fazla deplasmana hiçbir şekilde tahammülü yok ama hani vida esnemesi, multiunitin birazcık boyun kısmının yamulması falan, onlarda belki 80-90 mikronluk bir miktara da çıkılabilir. Ağız içinde simantasyon yapıyorsanız tabii ki de. Dolayısıyla önce lazer melting yöntemiyle elde edilmiş bir jig, ki bunun maliyetini soracak olursanız bunun maliyeti printle hemen hemen aynı.
artık Türkiye'de hiçbir şey değil. Ardından üst çene. Üst çeneden sonra işte alt taraftaki kısmın öndeki balkon çıkıntısını dikey boyutu belirleyen bir lusyacık yapıyoruz. Ardından da hangi tekniği kullanıyorsanız, yani Dawson, Akeson, bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Yani bunun net bir şekilde yayını yok ama benim en çok kullandığım teknik o kulak önü ağrı hissettiği pozisyonda yemek yemesin. Yani retroded contact pozisyon dediğimiz RKP'de yemek yemesin. Dolayısıyla en geriye ittirip aldığım kapanışı 1 mm, 2 mm, yarım mm ne kadarsa literatür 0.5-2 mm aralığını güvenli alan olarak koymuş. En geride kapattırıp birazcık önüne bir tık yapacak kadar oluk açıp o bölgeye denk getiriyoruz. Sonrasında tarayıcımızla isterseniz barları, isterseniz mukozaları da tarıyoruz. Dolayısıyla şu anda artık benim kapanışım hiç silikon mum elde edilmeden, hiçbir şeye dokunmadan mükemmel bir şekilde software'a yüklenmiş vaziyette. Sonrasında bunu teknisyene gönderiyoruz. Buraya kadar kapanış ve ölçü kontrolünü yaptık. Çok önemli. Ama şimdi Neşe'nin hastasına da çok dikkatimi çekti ve biliyorsunuz implant full dişsizliklerde hiç paralel karet bulamazsınız. Mutlaka bir taraf önce çekilmiştir. Orası çok daha fazla rezorb olmuştur. Siz yeni çektiğiniz bölümdeki kemik daha yukarıdadır. Çok yamuk bir maksila ya da mandibüle ile karşılaşırsınız. Dolayısıyla ben bunu artık yüz arka yok dijitalde. Bir silikon jikle çözüyorum genellikle. Ön bölgeye bir tane bara oturan silikon jik yapıyorum. Silikon yapıyorum daha doğrusu. Ardından hastanın gözleri yere paralelse gözlerine. Ama bunun gibi bir hastamız varsa asimetrik göz, bir pupiller çizgisi asimetrikse yere paralel bir çizgi çiziyorum. Profilden de sagittal yani Frankfurt horizontal çizgisini sagittal silikon bölümüne işaretliyorum. Yani yüz arkanın estetik düzlemler için kullandığımız bölümünü hiç elinize yüz arkı değmeden, artikülatör değmeden, alçı değmeden işaretleyebiliyorsunuz. Ardından orta at, dudak gülme çizgisi yani dudak zenit noktası hepsini tarıyoruz. Bunları taradıktan sonra teknisyen hangi software'ı kullanıyorsa Exocad, TreeShape, InLab, Dental Wings hiç fark etmez. Bu yapıdan, bu çizgileri kullanarak bizim implant üzerinden aldığımız ölçüyü hizalayabiliyor. Hiç şu ana kadar bakın print modele ihtiyaç duymadım. Zaten ben fiyatlarından dolayı da o dijital analogları veya print modelleri kullanmadan vaka bitirmeye doğru kendimi eğitmeye çalışıyorum. Bu çalışıyor Türkiye'de çok net bir şekilde söyleyeyim size. İşte teknisyenin önüne geliyor. Teknisyen bütün çene eğimlerini buradaki çizgilere göre düzenliyor. Ardından da tasarımı bitiriyor. Bundan sonra ikiye ayrılıyor. Eğer güvenmediğiniz, daha yeni başladığınız bir setupsa, kendinize güvenmiyorsanız, teknisyenize güvenmiyorsanız mutlaka bir print ya da polimetri metakrilat kazıma şablon alın. Print şablonunda şuna dikkat edin, bitmişini yansıtmaz. Ama insizel noktanın nerede olduğunu ya da oklüzyonun mesela RKP pozisyonundan IKP pozisyona gelip gelmediğinizi size gösterir. Paralelliği size gösterir ama mükemmel bir oklüzel kontak vermez. Ama şunu verir işte. RKP'den IKP'ye kaymayı anlarsınız. Bakın RKP'de kapattım, IKP'de geldim ama buradaki pontikler değmiyor. Çok enteresan bir şey işte tecrübe edildikçe fark ediliyor. Vakanın şu ana kadar bitirdiğimiz belki bu teknikle onlarca 30'a yakın vaka bitirmişiz herhalde. Hiçbir tanesinde pontik bölümünde açıklık kalmadığını göreceksiniz zirkonyada. Çünkü zirkonyanın kazıma algoritmasıyla printer'ın printleme algoritması aynı değil. Ufak tefek tüberkül fossa farklılıkları oluşturuyor. Çünkü piyasada şöyle bir inanış var. Ben print yaptım. Çok güzel oldu. Aynısı. Hayır. Aynısı oklüzel kesinlikle olmayacak. Ama paralellik ve insel nokta açısından olacak. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ardından da yeni model yani progresif multilayer tekniğiyle üretilmiş bazı materyaller var. Her markada var. Benim çalıştığım Katana YML. Bununla beraber işte ışık geçirgenliği, arkadan ışık geldiğindeki ışık geçirgenliğini rahatlıkla fark edebiliyoruz. Katmanlar hiç teknisyen eli değmeden sadece kazındıktan sonra çok ufak ham pozisyondayken aralar açıldı, sonra sintetize edildi, sonra da sadece pembe bir porselen uygulaması yapıldı. Dolayısıyla artık yeni materyaller size model ya da artikülatör ihtiyacı duydurtmuyor. Hemen direkt bitirebiliyorsunuz. Oklüzyonda da, bu da profilden görünüşü. Birazdan Hanife Hocam şeyleri de konuşuruz. 7 diş mi koyalım, 6 diş mi koyalım, yani 12 diş mi koyalım, 14 diş mi koyalım, Neşe'nin daha önce bahsettiği gibi onları da konuşuruz. Hiç yükseklik almadan bu tarz vakaları bitirebildiğinizi görürsünüz. RKP, IKP'yi de aynen, bakın RKP, IKP'yi de aynen transfer ettiğinizi görürsünüz. Hiç teknisyene değmedi. Bu
bitmiş hali, bu statik oklüzyon, bu dinamik oklüzyon. Bu vakada belki yanlış gelebilir ama hani sonuçta bazı eğitimlerde kanik orucul oklüzyona dönüyoruz monotik zirkonyada, ama ben grup fonksiyon yaptım yani. Şimdi yavaş yavaş kanik oruculuğa geçtik bu konuda ve vakanın da bitmiş hali. Printten çok daha estetik olduğunu göreceksiniz bu materyallerin aralara girildiği için. O yüzden printe tam anlamda güvenmemekte fayda var. Bu soğuk ışık, sıcak ışık. Bu da katmanların siyah arka plandaki görüntüsü ve vakanın bir ay sonraki finalize edilmiş hali. İleride soru cevap bölümünde biz monotik zirkon yapıyoruz, çok kırıkla karşılaşıyoruz diyen meslektaşlarımız olacaktır. O konudaki bazı tecrübelerimizi de memnuniyetle paylaşırız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bu arada ben arada meslektaşlarımıza, katılımcı meslektaşlarımıza tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Chat bölümünden sorularınızı yazabilirsiniz. Şu ana kadar izlediğiniz vakalarla ilgili olarak da bunları da tekrar birazdan o soruları cevaplamaya çalışırız. Ben de Erhan hocamın konuşmasındaki özellikle o lateral hareketlerdeki kanin veya grup fonksiyonu kısmında hemfikirim, niyeyse malzemeden çok belki de çalıştığım teknisyenlerime karşı olan endişeden dolayı kendimi grup fonksiyonuyla daha güvende hissediyorum. Yani kuvveti paylaştırdığım zaman, ama tabii ki bu şu demek, karşıt arkta veya çalışmayan tarafta hiçbir şekilde temas zaten istemiyoruz. Ama çalışan taraf için henüz kanine güvenecek kadar böyle malzemeye kendimi serbest bırakamıyorum. Yani bu biraz güvenle ilgili. Kesinlikle. Bir de kısaca Neşe'nin sorusuna da aslında cevap vereyim. Yani geçiciler açısından ben mümkün olduğunca hareketli geçicilerle hastayı o süreçte tutmayı tercih ediyorum. Ama bu tabii geçicileri mümkünse ilk zamanla, yani o ilk bir aylık periyotta çok da fazla kullandırmamak, total dahi olsa, ama illa da kullandırmak istiyorsan implantın geldiği bölgeleri işaretleyip o bölgelerin 1-2 milimetre dışına kadar da çapında açıp boş olarak bırakıyorum. Bazen meslektaşlarımız şey düşünüyor, ya içine bir şey koyalım, ya bu boşluk yemek artı birikiyor, temizlemesi zor oluyor diye düşünebiliyor, ama mukoza rezilyansını hiç unutmamak lazım. Yani mukoza belki medyan paratansütür üzerinde minimum, yani orada bir mukoperiost olduğu için 0-1 milimetrelerde rezilyansı varken kret tepelerinde 2 milimetreye yakın bir rezilyans gösterebiliyor. Kesinlikle. O yüzden de açtığım o boşlukları mümkün olduğunca minimum 2 milimetre kadar bir boşluk halinde bırakıyorum. O bir ay sonraki periyottan sonra da üzerine kuvvet gelecekse de mümkün olduğunca doku düzenleyiciler değil, çünkü kullandığımız doku düzenleyicileri eğer her 15 günde bir hastayı çağırıp değiştirebileceksem tamam, doku düzenleyiciyi seviyorum, ama 15 günde bunu değiştiremeyeceksem doku düzenleyici ilk başta çok yumuşak gibi gözükürken 15 gün sonra akrilik gibi davranmaya başlayabiliyor sertleşmesiyle birlikte. O yüzden mümkünse chair side bir silikon esaslı doku düzenleyiciyle o boşluğu kapatırsak yine mukozaya minimum kuvvetin gelmesini sağlayarak yapmak bana hani o geçici protezler için daha mantıklı geliyor benim düşüncem. Dediğim gibi tekrar sorularınızı bize yazabilirsiniz. Onları tekrar sonunda cevaplayabiliriz sunumlarımızın. Galiba Neşe'nin bizim için birkaç vakası daha vardı. Onlarla devam edeceğiz. Sonrasında da bize gelen bazı sorular var. Onlarla tamamlamaya devam edeceğiz sunumumuzu. Şimdi bir diğer konu, açık sinüs lifting mi, kapalı sinüs lifting mi? Ne zaman hangisini tercih ediyoruz? Birçok meslektaşım bana da soruyor, bu vakada kapalı lift yapabilir miydik? Ya da bu vakada açık lift mi olması gerekir diye. Şimdi bir vaka örneği getirdim. Bu vaka örneğinde tomografilerden de bakacaksak eğer, şimdi hastamızın, siz oradan daha net görüyor olabilirsiniz, şu bölgelerde 4,5 mm civarında bir kemiği var. Bizim sinüs lifting yapmayı planladığımız bölgelerde. Bu 6 numaralarda bitireceğimiz bir protez. 6 numaralara yerleştireceğimiz implantlarda kapalı lift olmasını istediğimiz vakalarda genellikle minimum 6-6,5 mm kemiğimizin olmasını isteriz. Çünkü bir implantı yerleştirirken retansiyonu sağlayacak, osointegrasyonda başarı sağlayacak minimum boy bizim için 8-8,5 mm'dir bu literatürde. Bizim böyle bir implantı oraya koyabilmemiz için eğer 4 mm'lik, 5 mm'lik bir kemiğimiz varsa bunu bir de 9 mm'ye kadar yükseltmemiz gerekeceğini düşünürsek ya da 8,5 mm'ye kadar neredeyse var olan 4 mm'nizin tamamını yükseltmeniz gerekiyor.
bu tabii söz konusu değil. Yani siz boyun bölgesine tutuculuk sağlayacaksanız eğer en azından 6 milimetreden başlamalı ki 2 milimetrelik, 3 milimetrelik kısmı kaldırabilirsiniz. Böyle bir durumda eğer 2-3 milimetreden daha fazla kapalı lift alanında kapalı lift yapacaksanız o zaman bazen farkında olmadan sinüs kısımlarında perforasyon görebiliyoruz. Bu tabii implantın başarısızlığı ya da o bölgede epitel dokunun o bölgeye taşmasıyla sonlanabiliyor. Ya da sinüs içinde yine kronik sinüziti ya da sinüzit benzeri bazı enfeksiyonları tetikleyebiliyor. O yüzden de ben bu tip muallakta olan durumlarda yani 4,5-5 milimetre olan durumlarda mutlaka açık sinüs liftingi tercih ediyorum kendi açımdan. Bu da yine sağ taraftaki sinüsün görüntüsü. Bu bölgede de yine 5 milimetrelik bir alanı görebilirsiniz. Bu vakada ağız içi görüntülerimiz böyle. Yine burada bizim şansımız immediate implant yaparken özellikle dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de diş etindeki fenotip. Kalın fenotipli bir hasta olduğu için diş çekimleriyle aynı seansta torkları da alabildiğimiz için cinciva formüllarıyla zaten kapattık ve açık sinüs lifti implantla aynı anda koyabildik. Ve diğer bir bakaya da geçelim. Bu da periapikal lezyonlu dişte implant olur mu? Yani enfeksiyonu olan, kisti olan dişte anında implant yapmalı mıyız? Bu doğru mu? Yoksa bekleyip de mi implant koymak daha doğru? Bununla alakalı bir vaka getirmek istedim. Burada 51 yaşında yurt dışından gelen bir hasta. Burada da Ali Hocam'a soracağım birkaç diş etiyle alakalı konu olacak aslında. Ön kesici dişlerinde 8 yıl önce apikal rezeksiyon yaptırmış. Ağız içi görüntüsü böyle. Diş etimiz ön iki santral dişte birazcık daha apikale gitmiş. Bir tık daha keratinize diş etimiz var. Yine de kalın fenotipte bir hasta. Tomografik görüntüsünde bu bölgelerde özellikle santrallerin apikalinde fenestrasyonların olduğunu, o bölgedeki periapikal lezyonların vestibül kemiği tamamen erittiğini görüyoruz. Diş çekimi sonrası görüntümüz bu şekilde. Olabildiği kadar buradaki kemeri korumaya çalışıyoruz. Bunun bu tip 2B soket şeklinde apikalden burun tabanına kadar bir tork alabildiğimizde, o bölgeden bir destek alabildiğimizde tabii çok daha implant başarısı açısından bizim için iyi olmuş oluyor. O yüzden burada kemik kemerini ne kadar bırakabilirsek o kadar iyi bizim için. İmplantı yerleştirdikten sonraki görüntümüz mutlaka bu tip vakalarda kolajen membran ve allograft kesinlikle kullanıyoruz. Yani yönlendirilmiş kemik rejenerasyonunun yapılması gereken vakalardan bir tanesi. Burada hem bukal kemik kalınlığımızın minimum 2 mm olmasını istiyoruz. Hem de diş eti kalınlığımızın 2 mm olmasını istiyoruz. Biz bu vakada önce sert doku greflemeyi yapmak istedik. 6 aylık beklemenin sonunda da yumuşak doku greflemesine karar vermiştik hastayla. Hastanın implantlarının yapıldıktan sonraki panoramik görüntüsüydü ve 6 ay sonra hasta geldiğinde diş etlerinde iyileşmenin gayet güzel olduğunu gördük. Hastamız gülüş hattında ekstra diş etlerini çok gösteren bir hasta olmadığı için ve buradaki diş eti de bizi, tabii kalın fenotipte bir diş eti bizi idare edecek seviyede kaldığı için diş eti operasyonundan vazgeçtik. Ama normalde bu tip durumlarda değil mi Ali Hocam? Daha çok bağ dokusu greftleme tercih edebiliyoruz herhalde, değil mi? Değerli meslektaşlarım, ben de herkese merhaba diyeyim ilk sözümü söylemeden önce. bu güzel vaka tartışma toplantısında olmak çok zevkli. Çünkü birazdan benim söylemeye çalışacaklarım sizin dünyanıza sanki birazcık böyle bir fren vurmaya çalışacak türden şeyler olacak gibi geldi bana. Son vakandan başlayalım Neşe. Burası tabii çok estetik olarak sorunlu bir bölge. İltihapsal bazı hastalık durumu olan dişlerin çekimiyle aynı anda uygulanan implantlar var. Burası için kalın fenotip olması her zaman avantaj tabii ki. Yani ince fenotipte böyle bir vakada çok büyük riskler almış oluyoruz. Onun idaresini başka türlü yapmak gerekebilir. Birinci soracağım şey şu. Dijital planlanmış bir cerrahi şablon kullanımı böyle bir vakada yine akla gelebilecek seçeneklerden bir tanesi. Çünkü defekli bir çekim soketinde
dayanak noktalarımız, primer stabilizasyon alacağımız noktalar oldukça zayıflamış oluyor ve frezimizin kayma ihtimali çok fazla. Dolayısıyla burada bir çeşit guide kullanımının ben sonuca başarı açısından büyük fayda getireceğini düşünüyorum. Senin tecrübenle bu başarı elde edilmiş. Teşekkür ederim. Ama böyle bir vakayı ilk defa karşılaşacak meslektaşlarımızın basit de olsa, manuel olarak, analog olarak da hazırlanmış da olsa bir guide, dişler varken alınmış bir ölçüden mesela bir guide hazırlayıp öyle yola çıkmalarını tavsiye ederim. Bağ dokusu grafti uygulaması bu vakada durum evet kendini koruyabilmiş. Çünkü sert doku desteği yapılmış, sert doku graftlemesi yapılmış ve fenotip zaten kalınmış. Dolayısıyla o bakımdan çok sorun çıkmadığını düşünüyorum. Daha da iyi sonuç nasıl alınabilir? Aynı seansta implantı yerleştirdiğimizde eğer yeterince tork alabilmiş isek, geçici bir abutment'la fonksiyonda olmayan bir geçici diş, protez oraya ekleyebilirsek, o zaman implant çevresi dokunun, yumuşak dokunun şekillenmesi de bu iyileşme sürecinde gayet güzel olabilir. Ona bağlı olarak da çıkış profili yuvarlak bir delikten ziyade daha normal diş formuna benzer şekilde yapılabilir. Hazır söz bendeyken, değerli hocalarım. Şunu sormak istiyorum. Çünkü burası biraz böyle ikilem bir durum. Hem hızlı sonuç almak tabii ki istediğimiz bir şey. Hem de Neşe'nin paylaştığı iki tane vakada özellikle ileri düzey periodontal hastalığı olan, dişleri olan bir hastanın aniden sabit proteze geçişini gördük. Başarılı bir geçişti. Burada hibrit protez veya simante protez veya vidalı köprü seçenekleri tabii sizler tarafından daha dikkate alınacaktır. Ben de şunu sormak istiyorum. İki şey. Bir, periodontal hastalık kronik iltihapsal bir hastalık. Diyabet gibi düşünebiliriz. Yani hastanın bununla yaşamayı öğrenmesi gerekiyor ki sonraki hayatında sağlıklı kalabilsin ve bunu yönetebilsin. Böyle ani bir geçişten sonra perimplant dokuları sağlıklı tutabilme konusunda bu hastamıza güvenmenin ötesinde bu hastamızın sorun yaşamadan bu protezle yoluna devam etmesi ne kadar mümkün olabilir? Bununla ilgili benim endişelerim var. İkincisi de hibrit protez seçeneği birçok konuda sanıyorum tercih edilebilecek bir protez türü. Hibrit protez altındaki implant nasıl temizlenir? Evet. Ben şimdi soruya soruyla cevap verdim. Ben başlayayım mı hocam? Buyurun hocam. Valla çok güzel iki soru. Burası ikilem. Yani bizim protez camiasında eminim Hanife hocam da aynı şeyleri yaşıyordur. Şimdi son dönemlerde bizim ülkemizde dünyada çok daha fazla gördüğümüz bir durum meydana gelmeye başladı. Tedavi eden hekim arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ve hepimiz şu soruyla karşılaşıyoruz. Market yönlendirmeli, piyasa yönlendirmeli hekim mi olalım, biyoloji yönlendirmeli hekim mi olalım? Birazcık farklı bir bakış açısıyla bakacağım. Hepimizin sonuçta and içtik biz, biyoloji yönlendirmeli hekim olmamız gerekiyor. Ama taş mı yiyelim? Konusu piyasada aktif bir şekilde de yaygın hale geldiği için şu anda market yönlendirmeli diş hekimliği yapıldığı için hocam son derece katılıyorum size. Hiç alışmamış, hayatında diş ipi kullanmamış bir ve kendini aslında çok iyi koruyabilen bir yapıya sahip, diş yapısına sahip bir hasta kendini dişe göre daha zor koruyabilen, daha naif, daha çok bakım gerektiren bir implanta, daha da ötesi artık neden biz 8 implant, 10 implanttan 4 implanta, 6 implanta, 5 implanta düşüyoruz? 2 implant yakın olmasın da bari biraz temizlenebilsin. Fırçanın ucu girebilsin. Yani tabii bunlarla ilgili yayınlar bunu böyle söylemiyor ama ben kendi yorumumu söylüyorum. Yani 2 implantı yan yana yaptığınızda oradaki başarısızlık, 2 implantın arasına pontik koyduğunuzdaki başarısızlıktan daha fazla. Dolayısıyla bu gibi hani durumlar, ya hastanın temizleyemeyeceği bir proteze sahip olması, zaten temizlemeyecek. Ben zaten affedersiniz ücretini verdim. Ağrımıyor da. Hani dişler gene ağrıyor. İmplant son kanına kadar bazen ağrımıyor. Evet. O da sıkıntılı. O yüzden ben bu soruyu çok önemsiyorum. Biyoloji yönlendirmeli hekimlik yapmamız gerektiğini düşünüyorum ama piyasa yönlendirmeli bir rekabet içerisine girdik.
buradan nasıl çıkılacağını inanın ben de bilemiyorum. Çünkü ben size başıma gelen bir anıyı anlatayım. Vaktimiz var mı? Hocam, hocam, çok kısa. Hiçbir sorunumuz yok vakitle ilgili olarak. Geçen sene Kasım ayında başıma geldi. Bir hasta birkaç muayeneden çıktıktan sonra fakülteye geldi. Dedi ki hocam dedi ben sizin işte isminizi duymuştum. İşte muayenehanede benim burada 4 tane dişi var. Hiçbir sıkıntısı yok dişlerinin. Sadece üzerinde yapılması gereken küçük restoratif yani dolgular var. Tamam. Dedi ki hepsi dedi işte çekelim oğlum for yapalım dedi dedi. Burada da bir iki tane hakikaten mobilitesi sınıf 3 sınıf 2 olan dişler var. Onların çekiminde bence sıkıntı yok ama buradaki 4 tane dişin çekilmemesi gerekiyor. Ondan sonra ben de anlattım dedim ki işte size dedim bu dişler çok değerli size oklüzyon konusunda proprioception verecek. Bir anda kaba bir tak tak gibi bir proteze düşmeyeceksiniz. Bu çok zordur bu çok kırar. Yani proprioception olmaması zaten üst yapı kırıklarının nedeni falan anlatmaya başladım. Hasta bir türlü biyoloji tarafına çekemiyorum. Yani o dişlerin çekilmesi gerektiğini ama bana çok söylediler. Ya o dişler ağrırsa, ya o dişler... Şimdi bunu söylediği an ben hayatımın çok son dönemlerdeki en büyük sorusuyla karşı karşıya kaldım. Hakikaten ben o dişleri çektirtmeyip üzerine restorasyon ya da kronlama yapıp da o dişlerde ağrı başlarsa... Ve ben şu anda hastaya 4 diş olduğu için 5 implant çakmak zorundayım. Yani yapmak zorundayım. Bu 4 diş gitse 4 implant yapılabiliyor. Bunu ben de çözemiyorum hocam. İkilem denen sebebi var. O riski alamadım. Yani hakikaten benim yaptığım şuradaki mis gibi bir dişe yaptığım bir kron belki de kanal tedavisine götürecek dişi. Ve ben şu soruyla karşı karşıya kalacağım 3 sene sonra hasta tarafından. Ben keşke diğerlerini dinleseydim. Siz çektirtmediniz ama şu anda hayatım çileye döndü. Diş hekimliğinden kurtulamıyorum. Çünkü bunları zamanında duydum da. Basit çocuk bir restorasyon yaptığımda hastaları belki tek diş için bile kaç defa getirttiğim komplikasyon olan hastalar da oldu. Hocam bu soru galiba protetik açıdan da cevapsız yani. Sabahleyin hocam onunla ilgili çok benzer bir vaka. Şehir dışından bir yönlendirilen hastada benzer bir şeyle karşılaştım. Aslında endikasyon olarak bütün dişlerini çekilip full mount alt üst implantlarının yapılması var. Ama kaninler güzel duruyor. Benim içimden şeyi söylüyorum. Şimdi bakın diyorum bir kaninleri orada tutmak için fazladan size ikişer tane daha implant yapılacak. O kaninlerin durabilmesi için. Ama ben diyorum hani bir akademisyen gözüyle baktığım zaman ben bir türlü daha o muayeneci gömleğini giyemedim. O gözle baktığım zaman ben onları tutmak istiyorum çünkü onların size sağlayacağı şeyler bambaşka. Ama öbür taraftan da hem geçici diş kullanırken hem diğer işleri yaparken ama diğer taraftan da hastanın diğer hekim meslektaşımın da söylediği çok mantıklı muayenehane pratiğinde onları tutmak için verdiği gayret sırasında oluşturmaya çalışacağı oklüzyon, protez her şeyin bütünlüğü bozuluyor. Separasyonlara sebep oluyor. O da işi daha radikal ve kalıcı çözmek istiyor. İşte bu gerçekten hani şey bir denge ve klinik deneyimlerle belki de vakaları yaşadıkça tabii biz anlık o vaka üzerinden konuşuyoruz ama hastalarımızı takip edebiliyor olsak aslında o hastalara daha doğru karar verebiliriz. Hatta burada şuna geleceğim yani iki şeyimiz var. Başarılı olur mu temizlemek açısından dediğimizde implantların başarısızlığını engelleyen özellikle sabit protezlerin en önemli şeyi olarak gösterilen derlemelerin sonucunda söylenen şey düzenli kontrol. Eğer hastalarımızı düzenli kontrol edersek zaten oralara gitmiyorlar. Düzenli kontrol edip gerektiğinde çıkarıp temizleyip onları tekrar yerine takabilirsek ama şu anda işte dudakları da desteklesin onu da dışarı çıkarayım ama orada bir iç bükeylik oldu orayı temizleyemediğimizde ne olur kısmında düzenli kontrollerle biz bunları biz hekim olarak temizlersek sorun yaşamayız ama öbür türlü yaşıyoruz. İkincisi de hani hasta nasıl ikna oluyor kısmı. Şimdi implant öyle veya böyle bir maliyeti olan bir tedavi ve bir bedel ödüyor. Bedel ödediği zaman ona daha çok sahip çıkıyor. Yani o kadar implantı yaptırdığı zaman kendi doğal dişine hani bedavaya gelmiş olan doğuştan sahip olduğu dişinden daha iyi bakmaya başlıyor. Gerçekten yani hocam, o bunu... yani çok net söyleyebilirim bir bedel ödeyince karşılığını daha iyi vermeye başlıyorlar ve o randevulara da doğru olarak geliyorlar bu arada. Ben bunu çok katılıyorum. Bu sözleri ben size söyletmek için bu soruları sordum. Siz de bunu biliyorsunuz. Değerli meslektaşlarım da fark etmiştir. Ben bunun ortasında bir yerde bir tecrübedeyim. Şöyle ki geçici protez konusu da konuşuldu. Erhan Hocam sizin verdiğiniz örnekte bir geçici protez aşamasından, bir kontrol aşamasından da bahsedildi. Diğer periodontal hastalıklı hastalarımız için de tüm dişleri çekecek bile olsak, bence geçici protezle geçirilecek bir 3-5 ayın, 6 ayın
hastanın bu sürece hazırlanması açısından elimizdeki son silah yani aslında. Hem ağız bakımı tekniklerini öğretebilmek açısından, hem yeni protez düzenine fikren alıştırabilmek açısından ve diğer tabii ki protez sürecinin gereklilikleri açılarından bence bu geçici veya ben bunu hatta geçiş protezi demeyi de seviyorum. Bu bizim kullanabileceğimiz bir ara fırsat diye düşünüyorum. Süreci uzatıyor gibi algılanmaması için de burada ilk baştan tedavi planında bence hastamıza iletişimi bunun tedavinin bir parçası olarak yapılırsa sorun çok çıkmayacağını da düşünüyorum. Çünkü böyle bir tecrübemiz var. O iki tane kaninden bahsettiniz. Hı hı. O iki tane kaninin sonuçta çekimine kalbimiz izin verse de bir geçiş protezi sırasında onlardan destek alarak mevcut yine implant planlamamızı onlar var gibi yaparak ama o dönemi de hastamızın gelecek olan protez sürecini ona anlatarak işte implant çevresini nasıl temizleyeceğiz, ne tür araç gereceği ihtiyacımız olacak gibi bunu kullanmak zorundayız diye düşünüyorum. Kesinlikle kooperasyona ihtiyacımız var. Ben son vakayla ilgili bir şey sormak istiyorum. Evet. Bu vakada geçici var mıydı veya nasıl bir geçici yapmıştınız? Geçici yapmadık. Oradaki mesela ben aslında hani burayı acaba şey mi bıraksak? Ön bölgeye hocam siz ne tercih edersiniz genellikle? Ben mesela Medlent'leri veya şu anda elastik protezleri de çok seviyorum. Çünkü onları bir şekilde biraz daha singulumların üzerine oturtup dikey kuvvetleri engelleyebiliyorum. Hı-hı. O elastik protez arka bölgede çok yaptım. Hani bu kadar önde çok çalışmadım ama o yarı transversal sayesinde renk farkı da oluşmuyor, şeyler de oluşmuyor. Yani belki burada çok rahat bir indikasyonu var gibi geliyor bana. Kuvvetle uygulamadan istediği zaman çıkarıp o bölgeyi rahatlıkla temizleyebildiği, sadece belli bölümlerden tutuculuğu sağlayabilen ve tamamen özgür bir dizayn seçeneğimiz var. Bazen lingualden merlentler şeklinde, hatta zirkoyun merlentlerde denemiştik. Onlar da çok güzel oluyorlardı. Sanki o tarafları böyle geçicilerle daha rahat geçebiliyoruz gibi ama sizin başka bir tercihiniz var mıdır bunun dışında? Biz hani primer stabilite alabildiğimiz vakalarda tabii dişe diş şekillendirmeli bir işte peak ya da T-base üzeri geçici yapmaya çalışıyoruz ama alamadığımız vakalarda biz ya literatür olarak bilmiyorum bu konunun cerrahi kısmını ama çift aşamalı cerrahiye geçip dediğiniz gibi ya işte en basit yani 70 yıldır yapılan akrilik protezler yaptığımız hastalarımız da var ve bunun ben hiç çok şaşırdığım olaylardan biridir. Hasta tarafından kabulü de var. Yani implantınıza zarar gelecek kelimesini duyan bazı hastalar, hepsinin yok tabii ki de, ben hareketli protez takamayacağım diyen hastalar da var. Tamam deyip o hareketli protezi kullanıyor. Daha sonra polikarbonat burada çok iyi bir materyal bulabilirseniz. Polikarbonat yapan iki laboratuvar var Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla. Polikarbonat diğer dişlerin üzerine geçen son derece estetik gülme tasarımı gibi de hastaya kullandırabildiğiniz bir protez tipi. Evet. Ali Hocam'ın söyledi. Hani burada mesela üzerinde kuvvet uygulamadan veya fonksiyona girmeden sabit kısmı, yani implanttan destek alan bir şeye ben çok güvenemiyorum. Çünkü hastaya ne kadar ısırma dersem diyeyim, ne kadar kullanmayın derseniz diyeyim, ısırıyor. Evet. Yani oraya kuvvet uyguluyor. Aynı şey olonforlar için de geçerli. Olonforun geçicisini yaptığınız zaman mesela geçici oklüzyonu nasıl yapalım? Hocam ben aklımıza size bu konuda şöyle söyleyeyim. Bizim hatırı sayılır bir tecrübemiz oluştu. Tek üye yükleme konusunda herhalde 13 yıldır. Hani burada sağ olsun Necat'ın, Serhat'ın, Pınar'ın katkıları çok oldu cerrahi kısımda. Biz şunu gördük. Belli bir süre koruyor. Bizim anlayışımıza göre 4. haftada falan eğer siz hastayı çağırıp da bir korku faktörü oluşturmazsanız korkmamaya başlıyor bu bir. 2. Bu birinci korktuğumuz hasta grubu. 2. Çok daha önemlisini söyleyeceğim. Son zamanlarda bunların sayısı arttı mı bilmiyorum bu tarz hastaların. Şimdi diyoruz ki sallanmaya başlarsa vida gevşemiştir. Bazen vidayı çok iyi sıkamıyoruz geçici şekillendirmede. Hasta her gün sallanıp sallanmadığını kontrol etmeye çalışıyor ve sallanıyor. Ama sallanan vida değil, implant olmaya başlıyor. Biz bu tarz hastalardan, yani Hanife Hoca'ya katılıyorum ben. Muayenehanede kaş yapalım derken ciddi bir şekilde göz çıkarttığımız hastalar var bu anlamda. Yani. Bu vakada da bizim niye geçici yapmadığımızı ben anlatayım. Hasta yurt dışından gelmişti. 3-4 gün bir vakti vardı ama onun dışında bruksizmi çok olan bir hasta. Ve ön bölgesinde birazcık tetatete yakın bir kapanış
neredeyse vardı. Biz özellikle diş eti cerrahisini yaptıktan sonra, daha doğrusu implantları koyup cinciba formları da kapattıktan sonra diş etlerini de hafif aşağı almış olduk. Bu aşağı almadan sonrasında oklüzyonda çok kısıtlı bir mesafemiz kaldı. Ben açıkçası cinciba formları da taktığım için o bölgede stabilizasyonum da çok iyi değildi. Primer stabilizasyonum 45 Newton'dan fazla olsaydı yine bir gün içerisinde bir sabit geçici oklüzyona gelmeyen şekilde yapmayı tercih ediyorum bu tür vakalarda. Ama burada tork alamadığım için implantlardan olabildiği kadar yan hareketlerde ya da ısırmada en ufak bir Maryland köprüde de oraya cinciba formula bir temas olması evet, sebebiyle korkup endişelenip yapmadım. Hasta da bu konuda uyum sağladı tabii ki. Bazı hızlıca hastalar, düşünürken evet, şey bile aklıma geliyor. Hızlı bu kadar bruxism varken splint yapıp o iki diş ön bölge dişliyken ölçü alıp oranın içine akrilik doldurarak da şeyi kapatabilirdim. Aslında çok mantıklı. Hem evet, fonksiyona kuvvet edelim. Tabii dişli splint gibi yapabilirim. Evet. Kesinlikle. İnsanın elindeki çözüm çekici olunca bütün soruları çiğ gibi görüyorum. Ben split her şeyi yaparım gibi oluyor. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Hanife hocam, ikinci sorusu Ali hocanın, hibrit protezlerde pontik. Siz de tam yaramıza tuz basıyorsunuz yani. Evet. Temizlenmiyor tabii ki de. Yani şunu yapmaya çalışıyoruz genellikle o anlamda. Yani arka bölgelerde kurşun şeklinde, hatta aralık. Biliyorsunuz literatür de bunu öngörüyor. Evet. Ama ön bölgede literatür arka ön bölge ayırmamış ama biz ön bölgede gerçekten tıslama, tükürük kaçışı ile karşılaşıyoruz. Ben ön bölgede modifiye reach lap'e geçiyorum ama arka bölgede açık veya işte kurşun şeklinde bırakıyoruz. Bunu yapabiliyorum ben dirayetli bir şekilde. Hastayla ilk başlarda bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Diyor ki orada yemek artığı kalıyor. Kalacak ama çıkacak o. Fırça çünkü implantın yanını temizleyebiliyor. Ama biliyorum sağlık turizmi yapan hiçbir kimse hasta yanağını parmağıyla ekarte ettiğinde banyo aynasında o bölgedeki multiunitlerin metalini görmemek istediği için hasta kapatıyor. Bunu kapattığında temizlemenin ben hiç mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani buna gerçekten bir dur demek gerekiyor. Yani hiçbir şekilde kurşun tipi dışında, tek nokta temas dışında temas olmamalı. Yani bunun zaten çok özür dilerim. Bunun tek çözümünün 3 ila 6 ay arası bütün protezi sök, temizle, tekrar tak. Tak. Bunun başka bir yolu olduğunu zaten hiç kimse de hocam yani ben bir soru sorabilir miyim? Bu konuda çünkü çok soru geliyor. Su duş, yani ağız duşu, su jeti deniyor. Şimdi şu su jetiyle ilişkili 3 tane literatür buldum ben dünyada. Şimdi bu literatürlerin hepsi, yani su jetine neden bazı konularda güvenemeyeceğimizi de ben protezci açısıyla söyleyeyim ama bu konuda yanılıyor olabilirim. Bütün çalışmalar belli bir saniye bakteri plağı olduğu şüphelenilen bölgeye 1 santimetre veya işte 5 milimetre mesafeden dik tutulmuş. Evet. Ama şimdi arayüzde bu su jetini o bölgedeki bakteri planı parçalayacak şekilde dik tutma ihtimali yok. Tahmin ediyorum bu üç yayının da sponsorlarının içerisinde bu ürün satıcıları olabilir. Bunlar bizim camiada gördüğümüz şeyler yıllar içerisinde. İmplant da yaptı bunu, adezivler de yaptı, herkes yaptı. Dolayısıyla sakın hastalarınıza çok kötü bir dokuya oturan reach lap, yani modifiye de değil, tam reach lap gövde altı yapıp su jetine güvenmeyin derim ben protezci açısından ama peri açısından. Burada bilmiyorum. Yani bu bir piramit. Ağız bakımı. Bu piramidin temelinde diş fırçası var. Diş fırçasının ulaşamadığı yerde interdental fırça, ip türleri gibi ek araçlar var. Onun üstüne de ek fayda olarak su jeti var. Yani dolayısıyla bu çok kötü bir benzetme ama araba yıkama işi gibi. Yani önce bir sileceksiniz. Mekanik yani. Önce bir sileceksiniz, sonra su püskürteceksiniz. Yani bu daha fazlasını beklemek de birazcık şey olur. Tek başına onda temizlik olmaz. Kötü bir benzetmeydi biliyorum ama çok. Bir şey sorabilir miyim? Bu arada tam yeri gelmişken, yani herkesin son dönemde benim de internetten vakaları izlerken gördüğüm şey, herkes normal 6 tane implant da yapsa üzerine rutin oklüzal vidalı protez yerine hibrit multiunit üzeri hibrit protezler yapmaya aslında çalışıyor. Yani bu o zaman bir protetik açıdan nasıldır? Yani mantıklı mıdır? Daha çok o yaygınlaşıyor ya. Yani hani bunu da bir değinmiş olalım. Evet, biz biraz önce sohbet ettik aslında bu konuda ama hem ben hem Erhan hocam da fikrimizi söyleyelim. Ben şahsen hani özellikle
Bizim belki birazdan geriye tekrar sizden gelen sorularla birlikte döneceğimiz bazı şeyler var ki bunların içinde en önemlisi teknisyen kısmı. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri bizim işçilerimizin hekimlik ayağını ileri götürdüğümüz kadar implant tedavisinde teknisyenlik ayağını ileri götürmekte zorlanıyoruz. Veya bunu genele yaymakta, yani çok spesifik, çok iyi teknisyenlerimiz var ama bunu genele yaymakta çok zorlanıyoruz. İşte orada yapabildikleri kısmında biraz sorun var. Teknisyenlerimizin o UCLA abutmentlarla, yani o burnout coping'lerin üzerine modelaj yapıp vidalanabilen, işte tek dişse bunu simante yerine vidalı yapabilmek için bunu oraya hazırlayacak olan elemanların buradaki eksikliklerini genellikle all-on-four'ların straight abutmentlarıyla telafi etmeye çalışıyor meslektaşlarımız. Yani azı bölgesinde oraya bir tane düz implant çakılmış, tek implantı diyor ben oraya simante yapmayayım, vidalı yapayım ama bunu da burnout coping yerine doğrudan straight abutment yapayım. Ama oradaki sorun şuradan başlıyor. Üzerine gelen bir kere çiğnemenin kuvvetinin %60'ını karşılayan dişler 5 ve 6 numaralar. 6 numaralı bir dişin üzerine siz normal şeyin üzerine vidaladıktan sonra 15 Newton torkla sıkabildiğiniz küçücük ince bir vidayla oraya bağladığınız zaman o güzel kuvvetlere dayanamıyor, dayanmakta zorlanıyor. Bunu genele yaysak da aynı. Hatta bunlarla ilgili belki de planlamayı yaparken, röntgene bakarken, eğer hastanın kondillerinde bir düzleşme görüyorsanız, eğer çene altında bir antagonial notch'ta bir çentik görüyorsanız bilin ki bu hasta dişli olduğu zaman çok fazla dişlerini sıkıyormuş. Şimdi siz ona tekrar bir implant yapıp full ağız verdiğinizde tekrar sıkacak ve burada aşırı kuvvetler oluşturacak. Seçtiğiniz implant sayısında, kullandığınız ara parçaları da hepsini buna göre tekrar düşünmekte fayda var. Ben doğru şekilde parçalar kullanarak yapıldığında bunların işe yaradığını ve iyi olduğunu düşünüyorum. Ama doğru malzemeyi doğru yerde kullanmak lazım. Multi-unit parçaları özellikle ön bölge için üretildiyse ön bölge için straightler kullanılacak. Arkada bunları kullanmaya kalktığımızda sorunlar yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii Erhan Hocam ne der o konuda? Ben materyal konusunda kesinlikle katılmakla birlikte bu hani akrilik derken total gibi olan. Yok, multi-unit üzeri hibrit protezler. Normal titanyum destekli ya da metal destekli hibrit protezler. Arka bölgelerde de herkes böyle normal abutment üzeri oklüzal vidalı çalışmak yerine, yani T-base üzeri oklüzal vidalı yerine multi-unit kullanıyor. Arkalarda full da, ağızlarda. Full ağızlarda da. Hı-hı. Yani bu bir trend haline dönüşmeye başladı aslında dışarıda gördüğüm kadarıyla. Ve bu sağlıklı mı sizce? Yani siz bunu işte hem temizleme açısından zorlukları var hibrit protezin ama aynı zamanda multi-unit'in de dayanımları, vida kırıkları. Çünkü altta 30 Newton'la sıktığımız vidanın üzerine 15 Newton'luk bir ek ya vida. Orada bir tane literatüre rastlamıştım ben. Ben de onun hani üzerine hayatımda bu tedavileri planlamaya çalışıyorum. 15 Newton santimetrelik üst vidanın yan kuvvet almaması gerekiyor. O yüzden düz köprü tek kronda her yerden rüzgar estiği için burada çok ciddi bir komplikasyona karşılaşıyoruz. Ama at nalı şeklinde rigid bir unsur varsa tek parça, o zaman bu vidalar sadece torkladığımızda boyun kısmı işte metal geriliyor ve o protezi sadece dik yönde dokuya yaklaştırma görevi görüyor. Ama hasta sağ ya da solla yemek yediğinde sistem masa ayağı oluşturduğu için yana yatamıyor. Ve multi-unit implantların farklı açıda çakılmasını kompanse edebildiği için protetik anlamda çok iyi çözüm sunuyor. O yüzden hani ben bu tarz vakalarda multi-unit'i kullanıyorum. Yani mesela 6 tane implantla full arc protez teslim ederken T-base üstü mü tercih edersiniz? Şöyle, multi-unit üstü bizim yani oturttuğumuz protokol, klinik protokol şu. Üst çenede ise 6 tane multi-unit üzeri protez. Alt çenede ise ikiye bölüyoruz fleksiyon ihtimalinden dolayı. Bir de ölçü hatasından dolayı. Yani bugün tarayıcılara çok fazla güvenmeyebiliriz, onu söyleyeyim. Firmalara birazcık kulağınızı tıkayın o konuda gerçekten. Literatüre kulağınızı açın diyebilirim sevgili meslektaşlarımıza. Biz genellikle 4 ya da 5 numara mental foramen bölgesinden 2 tane non-ex T-base ama buradaki bölgeyi seçerken sağ mı sol mu 2 tane implantın arasındaki açı farkının 20 dereceyi geçmemesi gerekiyor. Diğer tarafta 4 tane multi-unit kullandığımız vakalar var. Ama üretici firma, literatür yok. Üretici firma diyor ki non-ex T-base'i 2 implant üstünde kullanmayın. Yani 2 implanttan fazla implant sayısında kullanmayın. Yani 3 implantta non-ex T-base sorunu çözümsüz hale getirebilir. Hmm. 30 Newton santimetre olduğu halde. Çünkü 2 implantın açı farkı 30 derece ise non-ex T-base kullanılabiliyor. 3 implant geldiğinde
Bunun ikisinin arasındaki fark 20. Bunun ikisinin arasındaki fark 20 olabilir ama üçünün arasındaki fark 40'a çıkabiliyor. Evet. O yüzden non-XT base'de şimdi Türkiye'ye geliyorum. Teknisyenler onu oturtabilmek adına non-XT base'in hex bölümünü kesebiliyor. İş oturuyor. O yüzden hani gelen işi bütün meslektaşlara tavsiyem, ışığa tutup bütün hekslerin aynı boyda mı, pasparlak mı olduğuna da dikkat etmekte fayda var. Çünkü teknisyene göre her şey oturur. Evet, teknisyen her şeyi oturtur. Yani evet, istersin. İşte içinde kalınca görünmeyince evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Gönül katlanıyor. Evet hocam. Evet, toplantımızın bundan sonraki yani ilk bir saati çok böyle keyifli ve heyecanla geçti. Şimdi birazcık da bizim böyle tabii spesifik olarak insan neyle ilgileniyorsa onunla ilgili daha çok soru geliyor. Benim İstanbul Üniversitesi'nde çalıştığım bölümüm total parsel protezlerdi. Dolayısıyla bizde öyle bir ayrı ayrı bölümlerimiz vardı protetik diş tedavisinin altında. Bana çok fazla total sorusu geliyor ve özellikle de locator'larla ilgili son dönemde çok sevildiği için ve çok da üst yapı olarak bolum belki açısal problemleri, belki uzunluğu nedeniyle protezin içinden biraz daha yükseltilere ve şeylere sebep olması nedeniyle locator çok daha fazla tercih ediliyor gibi geliyor ki aslında bence ikisi de çok güzel tutucular. Ama burada tabii bunları kullanırken yaşadıkları sorunlarla ilgili çok şey geliyor bize. Ben de o yüzden kısaca burada nelere dikkat edelim diye küçük bir şey eklemek istedim. Locator tutucuların uygulanmasında ne gibi püf noktalarımız olsun veya nelere dikkat edelim? Bir tanesi yükseklik seçimiyle ilgili ve implantın pozisyonuyla ilgili aslında problemler bizi locatorlarla ilgili sorunlarla karşılaşmamıza sebep oluyor. Eğer elimizde bir locator tutucu varsa boyunu seçerken tabii bunu şunu unutmamak lazım. Kret rezorbe değilse tam diş eti seviyesinde rahatlıkla seçin ve bitirin. Çünkü zaten implant bütün yükü karşılamayacak. Kret lateral kuvvetleri karşılıyor olacak. Ama eğer kret iyice rezorbe olmuşsa ki zaten çoğunlukla bize iki implant yaptığımız vakalar bu vakalar oluyor. O zaman bir kere diş etinin kalınlığı bizim için önemli. Yani elimize alıp paketleri tek tek açıp deneyerek bunu yapamayız. Çok basit şekilde bu diş eti yüksekliğini ölçecek çeşitli mekanizmalarla veya malzemelerle burada olduğu gibi yaklaşık 4 mm bir ölçü bulduysak ve diş eti rezorbe bir yapıdaysa o zaman 1 milim daha yüksek seçmek o lateral hareketleri biraz daha azaltıyor locatorlar açısından. Birinci bence problemlerimizden bir tanesi bu. İkinci olan problemleri ben şöyle bir kısaca şeylerini özetledim. Locatorların, implantların yerleşimlerinin açıları da var. Çünkü hadi bu açılar zaten locator kullanmamızın sebebi bol ataçman böyle bir açıyı tolere edemezken locatorlar bunları daha rahat tolere edebiliyor diye yapıyoruz. Ama ikisinin arasından geçen çizginin kesici dişlerin ön kenarından daha geride, çok fazla geride olmaması lazım. O zaman tahterevalli hareketi yapmaya başlıyor. Evet, yani en önde oldukları zaman, yani şu mavi çizgi, mavi yuvarlak yerinde ikinci locator'ımız olsa bu ağız çok da büyük bir problem yaşamaz. Açılı da olsa bunu çözebiliriz ama daha geride olduğu zaman şunun eksen etrafında bir tahterevalli hareketi yapmaya başlıyor ve içerideki tutucularımız çok çabuk eziliyorlar. Ve burada meslektaşlarımıza şunu da unutmamak lazım. Bizim standart paketlerimizin içinde hep 3 tane renk çıkıyor. Mavi, pembe ve şeffaf olarak. Ve bunlar yukarı doğru gittikçe tutuculukları artıyor. Ama bunların yanında biraz da kırmızı ve yeşil olanlar var. Bunların ortasında herhangi bir şu çıkıntı gibi bir çıkıntı yok. Genellikle sadece dış kısmı var ve tutuculuklarını bunlarla sağlıyorlar. Bunlar daha açılı olan locatorlar için kullanabileceğiniz insertler ve bunlar standart paketlerde yok. Ya bunlardan istemek lazım ya da kullanırken en azından bunlara dikkat etmek lazım. Bu birinci belki çözüm noktalarımızdan bir tanesi. Ben yine de hani çok fazla soru ve sorun geldiği için bununla ilgili kendim nasıl yapıyorum diye geçtiğim zaman kısa bir video göstereyim ben klinikteki uyguladığım basamaklarla ilgili. Ben bir kere önce total protez olarak bakıyorum. Yani locator hiç yokmuş gibi veya hiçbir bağlantı yokmuş gibi düşünerek hazırlamaya başlıyorum. Protezimi bitirdikten sonra hastanın ağzında iyileşme başlıkları varken o bölgelerin içerisine birazcık ikinci ölçü sıkıp onların temas edip etmediğini, yani oraya koyacağım, birazdan koyacağım locator'ın ve sonrasındaki dişi ve parçanın ve erkek parçanın oraya geldiğinde proteze teması var mı? O silikonla onları bir tespit ediyorum. Kurşun kalemle bunları işaretleyip
İçlerini oradan biraz daha boşaltıyorum ama hala iyileşme başlığı var. Daha sonra iyileşme başlıklarını çıkarıyorum yerinden. Locator'larımı yerlerine takıyorum. Ama hala benim için tabii bu hastamız üst total alt iki yani total ama iki implant destekli bir total protezimiz vardı. Locator'ları yerleştirdikten sonra tabii ki önce bunları bağlamak için veya işlemini yapmak için diş etinin altına doğru ya locator'ın altına doğru akriliğin girmesini engelleyecek şeffaf veya beyaz parçayı takıyorum. Bir de bazen sorularda şu geliyor. Insert'leri bağlarken içerisinde siyah parçanın olması lazım. Yani o siyah parça bağlama parçasıdır. Bunları yerine koyduktan sonra bir kere daha silikon light body silikonla tekrar kontrol ediyorum protezimi. Bunlarla tamamsa eğer oklüzyonumda canını yakan veya kapanışı çatışmaya sebep olan bir şey varsa bunlar değiştirebilir. Protezleri tekrar kontrol ederek bunların uyumlandırmalarını yapıyorum. Yine dokulara her yerde değdiğine emin olmak istiyorum. Yani benim implantım destek olmasın, bunun üzerinden kuvvet almasın, mukozadan destek alsın, implantlarım yatay veya dikey yöndeki hareketlerini engellesin istediğim için. İçerisine basınç gösteren pat sürüyorum. Tabi bu pressure indicating paste dediğimiz bu pastalar hazır olarak da satılıyor. Yurt dışında çok fazla var ama Türkiye'de satılmadığı için biz vazelinle çinkoksidin beyazını karıştırarak birebir oranında kendimiz elde ediyoruz. Ve bunu sürdüğümüz fırça izleri yok olan yerleri tamamen buraya temas edecek şekilde veya aşırı basınç alanlarını görüp canını yakıp farklı yerde konumlandırabilecek noktaları da baştan alıyorum protezin içerisinden. Ve bağlama işlemine bundan sonra başlıyorum. Yani total gibi çalışırken bağlama işlemini yapmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Vurabilecek her yeri aldım. Sonrasında bağlantı yerinin daha iyi tutunabilmesi için yine biraz önceki tabii ki ağızdaki her yeri kuruladım. Altında bir izolasyon parçası var. O şeffaf veya beyaz olan parça. Locator siyah parçası yani siyah keple birlikte housing ağızda. İçerisine biraz monomer sürdükten sonra protezlerimi bağlamaya başlıyorum. Tabii onları yerleştirirken altında bir hava kabarcığı kalmasın diye uygulamalar yapabiliyoruz. Daha sonra hastaya kapattırıp rahatlıkla kapatmasını sağlayıp daha sonra da sertleşmesini bekliyorum. Bu şekilde yaptığım zaman çoğunlukla sorun yaşamıyorum ama kesinlikle tutucu parçalarla beraber locator'ı bağlamıyorum. Bu işlem bittikten sonra siyah parçayı çıkarıp içerisine tutucu parçayı koyuyorum. Neden bunu yapıyorum? Çünkü siyah parçanın kenara doğru, housing'in kenarına doğru dönen bir parçası var. Bu aslında bizim mukoza rezilyansımızı tolere ederek locator'a doğrudan aşırı yük gelmesini engelleyen bir parça. Ve bunları kullandığım zaman daha az sorun yaşıyorum ve bu şekilde çalıştığımda daha az locator problemi yaşıyorum. Yani doğru locator seçimi, insert'ün doğru seçimi, boylarının doğru seçimi, tabii ki birbiri üzerine paralel olacak şekilde hepsini ayarladık. Mümkün olduğunca ön bölgeye doğru koymak ama tabii buna rağmen problemler yaşıyor muyuz? Elbette yaşayabiliyoruz ama bunları da çözebiliyoruz. Tabii özellikle burada benim en çok sorun yaşadığım şey cerrahi ben kendim yapmıyorum ama cerrahisi yapıldıktan sonra bu bölgede locator'ın etrafında eğer bir yapışık diş eti yoksa ben çok ciddi problemler yaşıyorum. O yüzden burada sözü Ali Hocam'a bırakıyorum. Ali Hocam biz eğer böyle bir şey olduğunda yani yapışık diş etimiz yoksa ne yapalım? Veya ne başımıza gelebilir? Bu vakayla cevap vermeye çalışalım. En azından kısmen. Bahsettiğiniz tür locator bağlantısı olan bir eski bir protez görüyoruz. Hastamız yaklaşık 87 yaşındaydı sanırım. Kadın bir hasta. Şikayeti de şuymuş. Protezi aslında çok memnunmuş. Hiç değiştirmeyi de düşünmüyormuş ama takarken canı acımaya başlamış. Uzun süre kullandıktan sonra. Ağzımızı bu şekilde gördük. Protez bölümünden çene cerrahisine yönlendirilmiş. Çene cerrahisi bu röntgeni çektikten sonra bana yönlendirdi. İmplant çevresi dokuların ileri düzey bir iltihabı söz konusu. Allah'tan çok fazla kemik kaybı yok ve implant desteğini devam ettirebiliyor her iki implantta. Ama ne yapalım? Bu implantları çıkartalım mı? Ki bir önceki röntgen bunun başka problemlere sebep olabileceğini de gösteriyor. Alt çene her zaman doku açısından, keratinize implant çevresi, mukoza açısından fakir bir bölge. Aslında bu hastamızda
az da olsa bant şeklinde keratinize implant çevresi mukozamız var. Hiç yok değil. Ama ağız tabanı o kadar sığ, gördüğümüz gibi her taraf hareketli ve implant çevresi dokular iltihaplı olduğu için burada bahsedilen rahatsızlıklar oluşmaya başlamış. Böyle bir durumun tedavisi periimplantitis diye terminoloji de yerini artık tabii çokça bulmuş bir vakayı çağrıştırıyor ama periimplantitisi tanımlamak bile bugün de hala üzerinde bir sürü tartıştığımız bir terminoloji. Periodontal hastalık sınıflaması içerisine katıldı periimplantel hastalıklar. Periimplantitis tanımı da orada 2017'den beri artık belli bir şekilde var. Tedavisi açısından ise cerrahi veya cerrahi olmayan seçenekleri konuşuyoruz günümüzde. Bu vakada cerrahi olmayan bir tedavi yaklaşımı, periodontal hastalık tarafından bizlerin yıllardır çok iyi bildiği yumuşak doku iltihabının yönetilmesi tedavisini uygulamaya karar verdik. Periodontal sonda bu arada meslektaşlarımız eğer yeni bir yatırım yapacaklarsa muayenehaneye periodontal sondadan başlamalarını tavsiye ederim. Çünkü locator diş eti kalınlığını da özel bir parça olmadan periodontal sondayla ölçebilirler. Çok basittir. Ve gerçekten de çok işe yarar. Ve günümüzdeki tüm periodontal ve periimplanter dokuların muayenesi, tedavisi, başarısı, kontrolü her şeyinde periodontal sonda lazım. Başka bir şeye gerek yok. Neredeyse. Gördüğümüz gibi tabii ki derinleşmiş cepler var. Tabii ki püh akışı var, iltihaplı dokular. Şu anda gördüğünüz bir cihaz kullanımı olacak. Bu aslında bildiğimiz ultrasonik kazıyıcı cihazın, Dürdental'in başka bir örneği olmadığı için marka ismi de vereceğim. Vektör diye bir cihazı. Ultrasonik titreşimi yanal hareketten dikey harekete çeviren bir başlık bu. Ucunda gördüğünüz uçta karbon fiber uç, implant çevresi için dizayn edilmiş. Çok pratik bir şekilde o dokunun çevresini, implantın tüm yüzeyini, cep içini birazdan göreceksiniz, her tarafını. Rahatlıkla temizlememe sebep oluyor ve yanal hiçbir titreşimi yok bu cihazın. Yani implant yüzeyine herhangi bir darbe vurmuyor. Başka cihazla yapamaz mıyız? El aletleriyle yapamaz mıyız? Yaparız ama bununla çok pratik oluyor. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Yaptığımız şey aslında terminolojide debridman olarak geçiyor ama bunun Türkçe karşılığı gerçekten çok zor. Subgingival bölge temizliği yapıyoruz. İmplant yüzeyini mümkün olduğunca temiz, arındırılmış bir hale getirmeye çalışıyoruz. Burada hangi yöntem daha iyi diye izleyenler tabii akıllarından geçiriyorlardır. Birbirine üstün bir yöntem şu anda tam olarak karar verilmiş durumda değil. Ama erbium yak lazer kullanan araştırmalar var. Kimyasal olarak klorheksidin glukonat içerikli irigasyon yapmak var ki bu vakada bu temizlikten sonra klorheksidin glukonatla cep içi temizlik de yaptık. Bu temizliği detaylıca yaptıktan sonra biz aradan yaklaşık 3 hafta kadar geçtikten sonra bakın muayenemizi tekrar ediyoruz. Ne görüyoruz? İltihapsal belirtiler ortadan neredeyse tamamen kalkmış. Doku sıkılaşmış. Yani daha fibrotik hale gelmiş. Cep sığlaşmış diyeceğim ama buradaki cep sığlaşması tabii yorumlanması gereken bir şey. Bu implant yüzeyine yumuşak doku yeni bir bağlantı kurdu anlamında cep sığlaştı diyemesek de doku sıkılaştığı için sondamız daha fazla ilerleyemiyor aslında. Biz implant çevresinde implant keratinize mukozayı daha fazla istiyor veya daha fazla görmeyi seviyor olmamızın sebebi de o sıkılık. O fibrotik yapısının bize o bölgede daha az sorun çıkarma ihtimali. Hareketi de kontrol edelim. Ağız tabanı daha az hareket ediyor dikkat ederseniz. Çünkü iltihaplıyken doku çok gevşek. Onun sıkılaşması tamamen oradaki iltihapsal sürecin sonlanmasıyla ilişkili. Bu noktadan itibaren hastamıza ne kullandırırsanız kullandırın ama bir çeşit fırçayla şunları temizlemesi lazım. Ne kadar başarabilir? Başarabildiği kadarı yeterli. Gerekiyorsa 4 ay sonra tekrar çağıralım, görelim, biz yine temizleyelim. Total protezin oralarını açmak bir yarar sağlar mı veya bir şey değiştirir mi? Bence değiştirir. Bu hastada hastamız dedi ki ben o protezi bu acıyla takacağımı hiç takmam, beklerim ben evladım 1,5 ay.
ondan sonra takmaya başlarım dediği için öyle bir yol kat ettik. Ama bence dediğiniz çok doğru. Oralarda rahatlatma yapılırsa iyileşme sürecinde de protezi en azından belli oranda kullandırmak mümkün olabilir. Burada 3 ay sonrasını görüyoruz. Burada 6 ay sonrayı görüyoruz. Bakın tekrar birikim var. Çünkü hastamız orayı rahat temizleyemedi. Ama neye inandı? Orası bakılırsa acısı olmuyor. Evet. Bu bence yeterince kuvvetli bir inanç. Ne yaptık? İyi bir motivasyon. Çok iyi bir motivasyon. Aynı şekilde sadece temizledik. Ve bu temizlik boğazı o protezle, ki o protezin değişmesi lazım. Ama bu noktada isterseniz değiştirin. Keratinize doku ekleyelim mi, eklemeyelim mi konusunda? Ekleyebiliriz. Ama eklemenin bir bedeli var. Eklemenin bedeli şu, implant çevresinde yiv açılabilir eğer kemik kaybı varsa. Dolayısıyla eğer az bir miktarda da bir bant keratinize mukozamız var ve biz bunu sağlıklı kontroller içerisinde takip ederek görmeye devam edebiliyorsak bence biraz beklemekte fayda var. Bunlar biraz da çok yaşlı hastalar olduğu için o bölgenin bakımı ve diğer şeyler de bundan çok fazla etkileniyor. Bu arada ben tabii şeyi de çok yaşıyorum hocam. Kendi adıma söyleyebilirim. Yani bu bir literatüre dayanmıyor ama kendi klinik dediğimde 2-3 farklı şeyde başıma geldi. Bir tanesi yine o dönem tek parça locator'lar vardı. Yani monoblok. Direkt onlara bir hocamız yapmıştı. Ama yapışık diş eti yoktu hastada. Yapışık diş eti olmadığı için 4 tane yapılmıştı bir de ön bölgede. Ve çaresizim. Yani temizlikle olmuyor. Protezi kullandığı sürekli her seferinde protezini oraya travması, yumuşak dokunun hareketini engelleyemiyorum. Sonra onun uzatılabilecek parçaların olduğunu öğrendim. Yurt dışından o parçaları getirdim. Onları biraz uzattım. Daha sonra onları biraz frezle düzelterek bir kesik kron haline getirip üzerine sabit bir protez yapıp arkasına hassas uçlu protez yaparak o bölgeyi temizlenebilir yaptım. Yani diş etiyle o bölgeyi hastanın temizleyebileceği bir hale getirdim. Benzer şeyi geçen gün yine bir All-on-4 vakasında bir implantın kaybı sonrasında tamamen ön bölgede kalmış 3 implantta da yapmak zorunda kaldık. Çünkü hasta yeni bir implant yaptırmak istemiyor. Süreci çok hızlı geçmek istiyor. O bölgedeki dişlerin üzerine abutmentlarıyla beraber 3 tane implantı bir sabit proteze çevirip çünkü üstler sabit dişliydi ve önde çıkardığı zaman ağzında diş olmasını istiyordu ama yapışık diş eti yok ve orada oluşturmak için de çok motivasyonu yok. Bu tip vakalarda bazen böyle bir çözüm üretiyorum ve genel olarak bu 3 vakanın 3'ünde de hastaları takip ediyorum ve hiçbir memnuniyetsizlikleri ve mutsuzlukları yok. Bunu söyleyebilirim. Ve bakımları da daha iyi hale gelmiş durumda. Şimdi implant çevresi, keratinize mukoza konuşacaksak, hele hele alt çene total dişsizlik konuşacaksak, neredeyse vakaların belki %60'ında, %70'inde zaten keratinize mukoza çok eksik olacak. Neredeyse yok olacak. Hele hele ince fenotipliyse. Burada eğer böyle bir durumda implant yapacaksak gerek 2 tane gerek 4 tane 6 tane neyse. İmplantların geleceği bölgeleri tespit edip buraları önceden keratinize mukozayı arttırmak işimizi her anlamda kolaylaştıracak. İmplant cerrahisi sırasında da kolaylaştıracak. Ondan sonra en azından yönlendirebileceğimiz belli bir miktar elimizde yumuşak dokumuz olacak. Bu biliyorum ek bir süreç, ek bir işlem ve sevimsiz bir ameliyat. Çünkü damak bölgesinde bir yara oluşuyor. Ama iyi planlanması gereken bir durum. Çünkü sonrasında karşımıza gelebilecek senaryoda implantlar yapıldıktan sonra keratinize mukozaya ihtiyaç olacak. İmplant varken keratinize mukoza elde etmek daha zor. Çünkü implant avasküler bir yüzey. Kurvatür sebebiyle de zor. Hem damarlanma hem lokalizasyon her anlamda implant çevresinde keratinize mukoza elde etmek için serbest diş eti grafti yöntemini kullandığımızda bir de istediğimiz kadar doku kazanamazsak çok kötü bir hasta hekim ilişkisi. Gerçekten. Yani bunu ben hiçbir meslektaşımın yaşamasını istemem. Kötü bir tecrübedir. Ben burada planlama her zaman her işte olduğu gibi burada da çok önemli. Bir notum da şu olabilir. Cerrahi şablon kullanarak yapılan ameliyatlarda da keratinize mukozanın o cerrahi şablondaki yüzüklerin nereye
geleceği hesaplanırken dikkate alınması gereken bir konu. Çünkü cerrahi şablon kemiği referans alarak asıl planlanan bir uygulama. Tabii ki keratinize dokuyu da planlayabiliriz de onu aklımıza getirmemiz lazım. Yani o deliği açarken keratinize mukozanın ne kadarının deliğin dışında vestibül yüzeyde kalmaya devam edeceğini de baştan düşünmek lazım diye bir küçük not düşmüş olayım. Teşekkürler hocam. Çok sağ olasın. Şimdi tabii bize gelen soruların yoğunluğunun bir kısmı da şu. Evet, biz implantları en fazla yapan insanlar belki de bu süreçte yurt dışı hastalarıyla çalışan hekimlerimiz. Ve hızlıca iyi bir oktüzyon, iyi bir kapanış, iyi bir ilişki elde etmek istiyorlar ve hızlı protezler üretmek istiyorlar. Şimdi tabii biraz önce Neşe'nin vakasında gördüğümüz vakalar çok özenle seçilmiş. Yılların deneyimi olan cerrahi birikimle yapılmış vakalar. Erhan Hoca'nın yaptığı implant üstü protezler biraz önce gördüğümüz. Yani eminim ki hocam onlarla ilgili tüm kayıtları alırkenki hassasiyeti, uyguladığı teknikler, kullandığı artikatör, yer ayarlanabilir artikatörlerin özellikleri, yüz arka kaydı. Mutlaka bunların hepsiyle bunları tamamlıyor. Ama bunların hepsini kullanmak şansı olmayan bir sürü meslektaşımız da var veya kullanmaya henüz geçmemiş olan meslektaşlarımız da var. Tabi bu durumda da biz oktüzyonu nasıl ayarlayalım? Yani elimize bir artikülasyon kağıdı alıp oktüzyonu ayarlasak bu iş güzel olur mu? Yoksa biz acaba dijital cihazlar çıkıyor yeni yeni biz bunları mı kullansak daha iyi olur gibi bir çare veya bu artikülasyon kağıdını nerede nasıl kullanalım gibi sorularla karşılaştık çok fazla. Tabii burada bunu kontrolsüzce yaptığımızda, hele biraz önce bahsettiğimiz normal belki metal üzeri porselende bu kadar sorun yaşamıyoruz ama monolitik bir yapıyı aşındırırken oluşturduğumuz ısı aslında o yapının faz değiştirmesine ve daha kırılgan olmasına sebep olabiliyor. Eğer bundan sonra alıp biz bunu hemen ağza yapıştırıyorsak, teknisyenimiz tekrar bununla ilgili bir sinterleme veya başka bir işlem yapmıyorsa, onunla ilgili bir önlem almıyorsa ve biz bunları ağız içinde yapıyorsak daha büyük problemler doğurabiliyor. İşte o yüzden bize gelen sorular ışığında acaba artikülasyon kağıtlarını mı kullanalım yoksa bu dijital oklüzyon analiz cihazlarını mı kullanalım gibi bir soru geldi aklımıza. Ve tabii burada şu aklımıza geliyor. Kullandığımız artikülasyon kağıtları ne kadar doğru bilgi veriyor? Bununla ilgili de aslında belli markalarda çok daha başarılı olduğunu ama yapılan bazı çalışmalar hepsinin gerçekten üzerinde yazan rakamlarda olmadığını da özellikle no name diyebileceğimiz markalar için bunları söyleyebiliriz. Ama esas olarak bizim burada vurgulamak istediğimiz şey şu. Acaba biz gördüğümüz o işaretlenen noktalar gerçekten aşırı kuvvet alan noktalar mı sorusunun cevabını bilmiyoruz. Bu konuda çok güzel bir çalışma yapılmış. 153 tane diş hekimle 5 tane fotoğrafla artikülasyon kağıdı temaslarının en kuvvetlisini seçmeleri istenmiş. Ve ardından da bu kişiler T-scan ile aynı diş temas noktalarını oksijen seviyeleri değerlendirilmiş ve ortalama doğru yanıt oranı %13.13 olmuş. Kişilere katılımın diş hekimlerine demişler ki bir de atın, rastgele tahminde bulunun. Rastgele tamam, attıkları zaman doğru cevap oranı %16.7 olmuş. Yani kafadan attıklarında ya bence burası daha çok değiyor dediği yerden daha fazla temas hatası ile karşılaşılmış. İşte artikülasyon kağıdı ile işaretlemek yüksek oküzel kuvvetlerin tespitinde güvenilir bir tespit yöntemi değil. Evet, dengelenmesi açısından çok önemli ama T-Scan gibi veya OcuSense gibi bazı cihazlarla biz bu temasları daha görsel hale veya daha fazla hale getirebiliyoruz. İşte ağızda kalan o dişlerin varlığı bizim için hem Erhan Hocam hem benim gibi daha protezi seven insanlar için çok kıymetli. Çünkü o proprioseptif reseptörlerin varlığı bu hisleri hastada tutuyor. Aşırı bir kuvvet geldiğinde, aşırı bir temas olduğunda bunları bize söylüyor. Ama mesela bu çalışmada olduğu gibi bakıyoruz aslında çok fazla kuvvetli olduğunu beklediğimiz şuradaki belirgin nokta ve şuradaki belirgin nokta yani 5 numaradaki ve 6 numaradaki noktalara baktığımızda çok fazla aşırı kuvvetin olmadığını bu bölgelerde ama özellikle 7 numarada çok silik olan bir artikülasyon kağıdı işaretleme noktasının çok fazla kuvvet aldığını görebiliyoruz. O zaman biz artikülasyon kağıdını nasıl kullanalım diye baktığımızda bu konuda bize çalışmalar aslında şunu söylüyor. İki farklı kağıdı kullanmak en kolay ve basit yöntem. Yani artikülasyon kağıdının kalınlığı arttıkça işaretlediği oksijen temas alanı çok genişliyor. Ve bu sefer gereksizce fazla aşındırma yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki kalınla işaretleyip
Sonra daha sonra farklı renk bir ince ile işaretlediğimizde ince ile işaretlenenler hep kalınların içinde kalıyor. O zaman biz uyumlama sırasında eğer önce kalın bir artikülasyon kağıdıyla bir işaretleme yapıp, yani yaklaşık 100 ila 200 mikronluk bir artikülasyon kağıdıyla ilk işaretlememizi yapıp arkasından 12 ila 40 mikronluk daha ince farklı renk bir artikülasyon kağıdıyla işaretleyip ikinci işaretlediğimiz yerleri alırsak eğer daha güvenilir bir işaretleme ve uyumlama yapmış olabiliriz. Yani bu şekilde gereksizce fazla alan kaldırmaktan ve temas alanlarını başka yerlere yaymaktan kurtulmuş olabiliriz. Bu belki dikkat edebileceğimiz klinik pratiğimizdeki birinci nokta. Ama ikinci olarak da bu kuvvetlerin dağılımlarını bazı özel cihazlarla uygulayabiliriz. Yani esas olarak ikisi birbiriyle mukayese edilecek değil ama özellikle full mouth implant üstü çalışmalarda bu iki yöntem birbirini destekleyecek. Yani artikülasyon kağıtlarıyla önce temaslarınızı dengeleyin. Ama daha sonra eğer bu hastayı bir de yurt dışına gönderecekseniz temaslarını tekrar ister T-Scan'le, ister OptSense'le, istediğiniz bir dijital analiz cihazıyla tekrar işaretleyin. Çünkü bu ilk temas anından maksimum sıkmanıza kadar artı hem statik, sentrik ilişkide hem de dinamik, lateral hareketlerde ve protrusif hareketlerde hareketlerin yönünü ve erken temas eden veya çatışmaya sebep olan yerleri de bize gösterebiliyor. Bunları yüzdeler olarak verebiliyor. Bunları aşındırarak daha güvenli ve daha doğru kuvvet dağılımı protezler üzerinde sağlayabiliriz. Bence belki de bugünün hani kısa notlarından bir tanesi de bunlar olabilir. Tabii bunlar bazen o kadar bizi etkiliyor ki implant bölgesindeki çekilmelere, aşırı kuvvetler, o bölgedeki kemik yıkımlarına, bu sefer de bir pembe estetik kavramını karşımıza çıkarıyor. Tabii burada pembe estetiği ne yapalım? Periimplant dokuların çevresinde görülen sorunları nasıl çözelim diye ben Ali Hocam'a tekrar sözü veriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu oturum tabii baştan sona diş hekimliği ve implant dünyası tarzında devam ediyor. Güzel de oldu. Ben de çok keyif aldım şu ana kadar. Dilerim izleyicilerimiz de öyledir. Şu noktadan itibaren benim göstereceğim iki tane aslında vaka olacak. İkisi de başımıza gelebilecek olaylar. Burada gördüğümüz örnekte bizim diş hekimliği fakültesinde bir öğrencimiz kendisi. İmplantı yapılmış, implantı aslında başarılı, fonksiyonun yerinde, kron estetik açısından da sanıyorum çok tatminkar. Ancak yaklaşık 8-9 ay sonra protez yerleştikten sonra, yüklendikten sonra o bölgede bir implant gölgesi ve metal bir kenar görünümü başlamış. Ve öğrencimizdi o zaman. Şimdi meslektaşımız. Şimdi meslektaşımız. Belki bizi izliyordur. Evet, belki de. Bu şekilde benimle görüşmeye gelmişti. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığımızda bir kere ince bir fenotipi var bu kişinin. İnce fenotip her zaman problem. Ne yaparsak yapalım problem. İmplant pozisyonu açısından da çok dikkatli davranmamız gereken durumlardan biri ince fenotipli hastalar. Çünkü vestibül kemiği çok kolay kaybedeceğiz. Hatta vestibül kemik diş varken o kadar ince ki bazen böyle bir kağıt inceliğinde olabilir. Diş çekerken dahi kaybedebiliriz. Dolayısıyla implant konumlandırmasını bu tip hastalarda biraz daha palatinale yakın ama çok çok fazla da değil. Dikkatli planlamak lazım. İşlem sırasında bağ dokusu graftiyle bölgeyi destekleyip ameliyatı bitirmek yine seçeneklerden bir tanesi. Burada öyle olmamış. Bu şekilde geldi. Bizim bulduğumuz çare protezi sökmek, abutment'ı sökmek. İmplantı kapatma vidasıyla kapatıp üzerine bir bağ dokusu grafti yerleştirmek. Yani filmi geri sarmak. Orayı hem hacimsel olarak arttırmak doku hacmini hem de keratinize dokuyu da daha sonra iyileşme sonrasında bu iyileşmiş hali biraz daha palatinal bölgeden insize ederek gingiva former'la hem bir küçük papil oluşturacak şekilde hem de vestibülde keratinize dokuyu da birazcık zenginleştirecek şekilde kaydırma yaparak tekrar üstünü açmak oldu. Ve sonrasında da protez bu şekilde yenilenmiş oldu.
Bu tabii çok ideal bir tedavi şekli mi? Bence değil. Bu ayıp örtme. Ama elimizdeki seçeneklerden bir tanesi bu. Cerrahili bir süreç. Bağ dokusu grafti yapıyorsak bunun iyileşme süreci 2 aya yakın. Dolayısıyla ciddi bir bekleme süreci var, iyileşme süreci var. Bunların da tabii planlanması lazım. İkinci olarak göstereceğim vaka ise biraz daha farklı. Gülüş hattına bakarsanız hiçbir şey saklanmıyor, her şey ortada. Hastanın sol tarafında kanin ve küçük azı dişi göze çarpıyor ki kendisinin de asıl şikayeti bu. Biraz daha yakından bakacağız. Orada bir implant var bu arada. Yandan baktığımızda diş eti kontürünün oldukça orada yükseldiğini görüyoruz. Bunun bir sebebi var tabii. İmplantın pozisyonu. Şimdi implantın pozisyonuna bakarsanız lateral dişin kök ucuna yakın bir noktada platformu. Şimdi burada ne kadar yükseltirsek yükseltelim, biz yumuşak doku miktarını biyolojinin gerekleri sebebiyle belli bir noktada durdurmak veya zaten üstüne çıkamamak noktasında kalacağız. Burada da öyle olmuş. Periimplantitis falan yok bu implantta. Gayet sağlıklı. Ama estetik sorun var. Bunu nasıl giderebileceğiz? Şimdi burada çok çaresiz kaldığımız bir noktadayız. Bu implant sökülür mü? Sökülür de hangi bedelle sökülür? Yani burası, evet, kim buna cesaret edecek ve gönüllü olacak? Çok ciddi bir problem. Diğer seçeneğimiz daha da belki de acıklı. Söktük bakın implantı. Burada iki tane avantajımız var. Birazdan söyleyeceğim acıklı çözümümüzü. İki tane avantajlı noktamız. Bir, bu implantın mezyalindeki papil yüksekliği fena değil, iyi. Orada bir doku desteğimiz var. İki, palatinal tarafta var. Bu daha da değerli. Bu ikisi varsa hem stabilize edebileceğimiz bir alan var, koyacağımız herhangi bir maddeyi oraya. İkincisi de kanlanmamız hiç fena olmayacak. Bu da bizim için çok önemli olacak. Çözümümüz, söktük. Bakınız implantın derinlerdeki yerine. Bir geçici protez hazırlandı. Derken, tabii, implantı söktük. İmplantı kronu sökmedik, kronu yani söktük. Ebatmanı söktük. Hani, yok yok, ben o cesaretli insan değilim. O gönüllü ve cesaretli insan ben değilim. Burada bir prova seansını görüyoruz. Geçici protez yapıldı. Yandaki dişler zaten hazırlanmış dişler. Onun üzerinde bir diş eti seviyemiz nerede olsa gözümüze güzel gözükür kabaca işaretlemesi. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. O da ağzın diğer tarafındaki noktalar. Çünkü ağzın bir tarafı yüksek, bir tarafı alçak gibi görünüyor. Evet. Her şeyi tek taraftan kazanamayacağımız bir vaka bu. Dolayısıyla bir yerden alıp bir yerden vermek lazım. Öyle bir çaresizlik içerisindeyiz. Sonra o işaretlememize göre geçici protezi şekillendirmişler. Ne görüyoruz? Koca bir boşluk. Ne yapabiliriz? İmplantı uyutmaya karar veriyoruz. Bu vakada implantı uyuttuk. Yani oraya o implantın yapılmasının bize bu çözümde hiçbir faydası olmadı diyebiliriz. Ama bir imkanımız vardı. O mezyal ve palatinaldeki doku desteği buraya bir kalınca bağ dokusu grafti yerleştirip gövde altında iyileşmesi için uzunca süre bekledik. Eş zamanlı olarak da diğer taraflarda buradan çok görünmeyebilir. Krom boyu uzatma yaptık belli bir miktarda ki dengelemeyi sağlayabilelim ve tabii neredeyse tüm ağız bir protetik çalışma zorunlu olacak bunun devamında. Ameliyat seansında görüyorsunuz orada bir doku hacmi artışı var. Yaklaşık 2 aya yakın bir süre sonrası bu. Gövde altında dikkat ederseniz o çöküntüyü oldukça kaybedebilmiş durumdayız. Hacim olarak da oklüzalden baktığımızda yine yeterince bir hacim var. İyileşme dönemlerini yine takip ettiğimiz bir aşama. Krom boyu uzatma olan bölgelerde ağzın sağ tarafında tabii kolede açıklıkları şu anda görüyoruz. Biraz daha da beklediğimiz zaman dikkat ederseniz bir papilin de buradan yükselmeye başladığını görüyoruz. İşte biyolojiye zaman lazım.
Çünkü bizim hücrelerimiz belli bir süre içerisinde belli işleri yapabiliyorlar. Teknolojilerimiz onu değiştirmiyor. Bunu da kabullenmek zorundayız bir yerde. Ondan sonra da kalıcı olarak protezlerin bitirilmiş olduğunu görüyoruz. İdeal bir çözüm mü? Değil. Hastamızı memnun edecek bir çözüm mü? Evet. Çok maliyetli bir çözüm, çok süreçli bir çözüm. Baştan hastalarımızı bu yola sevk etmememiz gereken bir çözüm. Ama başımıza geldiği zaman bize bir çare olabilecek bir çözüm diye sözü sonlandırayım. Teşekkür ederim hocam. Evet, yani çok keyifli ve çok güzel vakalarla biz sunumlarımızın sizden gelen sorular doğrultusunda ve istekler doğrultusunda tamamladık. Şimdi de bir sizlerden yine gelen hem katılımcılarımız için hem de bizim vakalarımızla ilgili bizim de aklımıza gelen sorular var. Onlarla birleştirerek ben bir tanesini sormak istiyorum. Alçene 5 numaralı dişe tek üyeli bir short implant, yani 3.75-6 gibi tercih eder misiniz? Protetik açıdan nelere dikkat edilmeli diye özellikle Erhan Hocama ve Neşe Hocama sormuşlar. Yani arada Neşet Hoca'ya da bir atıfta bulunmuş ama short implantlarını sevdiğini biliyorum diyerek. Evet, yani gerçekten ben de Neşet Hoca'yı defalarca dinledim. Çok güzel vakaları olan hocamız. Aynı zamanda tabii birçoğunun üst yapısında siz yaptınız hocam. O yüzden sözü sizlere bırakıyorum. Hani nasıl başlamak isterseniz. İstersen Neşe. Buyurun. Yani. Short implant seviyor musun? Short implant yapılabilir. Ben yaptığım makalar oluyor. Bazen çaresiz kaldığımız, mental sinirin daha üste konumlandığı. O yüzden de 5 numaralı bölgelerde de kısa implant kullanmak zorunda kaldığım vakalar oluyor. Hiçbirinde de bir sorun yaşamadım. Ama 3.75 6 milim civarı değil, daha çok Beko'daki en kısa implant 7 milimetre civarında. Ve onun da çap olarak 4.1'i mevcut aslında. Yani bizim için tutucu yüzey alanını eğer boydan kısaltıyorsak çaptan genişletmemiz gerekiyor. Eğer çapta da hala bir sıkıntı varsa benim için o bölgede mesela 3.75'lik bir alan söz konusu. Diyelim ki 5 milimetre bir kemik alanım var. 4.1 implantta o bölgede bu halde yeterince kemik desteği sağlayamayacaksam, boyunu değiştiremiyorsam en azından o bölgeye mutlaka sert doku greftleme yapıyorum. O sayede bukkal kemiği olabildiği kadar kalın tutmaya çalışıyorum 4.1 çapı kullanabilmek için. Orada da kaybettiğimiz, boydan kaybettiğimiz osointegrasyon alanını çaptan kazanmış oluyoruz. Kendi adıma da hiçbir 7 milimetrelik implantlarda sıkıntı yaşamadım. Tek bir dipnot düşeyim. Beko kullanıcıları için özellikle RSX Pro 7 milimetrelik implantlarda özellikle RSX Pro'yu tercih etmekte fayda var. Çünkü boyun bölgesinde mikro yiv özelliği birazcık daha pasif hale getirilmiş durumda. Normalde eski RSX'lerde yiv birazcık daha agresif kalıyordu ve boyun bölgesine bir sıkışma yaşanabiliyordu. Şimdi o yiv kısımları da biraz pasifleştirildiği için 7 milimetrelik implantlarda çok rahat bir şekilde yerleşim oluyor ve ben herhangi bir sorun yaşamadım açıkçası. Buyurun hocam. Protetik olarak nelerine dikkat edelim hocam? Protetik açıdan önce ben de çok kısa bir altlık yapmak isterim. Şimdi kısa implant, kısaltılmış implant kavramına tabii girmeyeceğim ama literatüre bakacak olursak, yani son yıllarda tasarımlar çok hızlı değişiyor. Bu konuda benim şimdi atfedeceğim literatür çok güçlü bir literatür. Meta analiz çalışması, yine 2018 konsensus kararındaki çalışmalardan bir tanesi. Diyor ki, şimdi bizim risk rasyosu dediğimiz yayınlarda ciddi bir şekilde okumamız gereken bir durum var. Risk rasyosu 1 olmalı. 1'in altındaysa sizin denediğiniz şey daha iyi diyor. Yani eski denediğiniz geleneksel yöntemlere göre. Mesela şu örnek için açayım. Normal standart implant mı, dar implant mı? Eğer risk rasyosu 1'in altındaysa dar implant normal standart implanta göre daha iyi demek. Ama 1'in üstündeyse siz her ne kadar survival, sağ kalım açısından anlamlı fark olmasa da ikisi arasında muayenende risk alıyorsunuz. Yani. Bu risk ne demek? Dar implant standart implanta göre daha kolay kırılır. Ama survival'ı istatistik biliyorsunuz bir yalandır. Yalanı çok güzel örteleme verimidir diye, yalan değildir tabii ki de. Dolayısıyla siz muayenehanede 1.23'tür kısa implantın risk rasyosu, dar implantın risk rasyosu 1.32 idi yanlış hatırlamıyorsam literatürde. %30 daha fazla risk alıyorsunuz kısa implantta. Dar implantta da kısa implantta %30, dar implantta %23 daha fazla risk alıyorsunuz demek. O yüzden bu riski azaltmanın, ama şu da var. Kısa implant çok güzel bir çözüm, müthiş bir şey. Dolayısıyla ben ne yapacağım bu riski azaltmak için? Protetik anlamda o kafasını uzatmış, rüzgarı her yerden alan 2.5 ya da 2
kat kron implant boyutu olan yapıyı koruyacağım. Bu anlamda biraz önce Hanife Hoca'nın bahsettiği gerçekten inceltilmiş artikülasyon kağıtlarının iyi kullanımı hem statik hem dinamik oklüzyonda. İkincisi, bu konuda kendimi çok güvenli hissetmiyorsam, çünkü bunu yapıyorsak şunu da yapmamız gerekiyor. Oklüzyon yaşayan bir canlı, yani bir yaratık olarak görmeniz gerekiyor. Hastanın her 6 ayda oklüzyonun değişeceğini unutmamamız gerekiyor. Bir kere yılda 30 mikronluk bir şey var. Dikey boyut kaybı fizyolojik olarak kabul ediliyor artık günümüzde. Dolayısıyla siz sağlam bir materyal kullanırsanız tek implanta, kısa implantta, diğer dentisyon dikey boyut kaybına başladığında eğer sizin kullandığınız yapı aşınmıyorsa, mesela monotik zirkonya ise, dar ve kısa implantı başarısızlığa uğratabilir. O yüzden ne yapacağız? Buraları literatürde yok, uzman görüşü olarak söylüyorum. Kendinize güvenmediğiniz risk rasyosu artmış unsurlarda aşınabilen materyal kullanacağım. Yani zirkonya seramik. Kırılırsa kırılsın. Pahalı olan unsuru korumuş olurum. Ya da vita enamik, yani hibrit materyal. Ya da voco grandio, kompozit materyal. Ya da print kalıcılar, Varsio XS Smile Crown mesela. Bunlar gibi restorasyonlara doğru gitmekte fayda olabilir. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet, bir ufak soru daha var. Çağdaş sormuş bunu da. İmplant cerrahisi sonrası iyileşme başlığıyla mı kapatmayı, yoksa normal kapakla mı kapatmayı tercih ediyorsunuz? Bunu Ali Hocama ve Necdet Hocama soruyorum. Yani normal kapakla mı kapatalım, yoksa şeyle bırakalım mı? İyileşme başlığıyla bırakalım mı? Güzel soru ama genellenemeyecek bir cevabı var bunun. Bu tamamen vakaya özgü karar vereceğimiz bir şey. Ön bölge, estetik bölgede dediğim gibi, eğer mesela bu bir örnek olacaksa, diş çekimiyle beraber implant uygulayacaksak ve implanttan yeterince tork alabiliyorsak, geçici bir abutment ile, geçici protez ile yüklemenin tabii ki oklüzyonu çok iyi hesap ederek, koruyarak, oklüzyona sokmadan çevredeki dokuyu korumak ve yönlendirmek, şekillendirmek iyileşmede açılarından çok avantajı olabilir. Ama yine söyleyeceğim, ilk defa yapıyorsanız asla ince fenotipte yapmayın. Yani bu bence her şey için geçerli. İlk bakacağınız o tekniğin hastası hiçbir şey için bence ince fenotip olmamalı. Eğer arka bölgeler ise geçici protez seçeneği başka türlü kullanabilecek seçeneklerse, o zaman klasik yöntem iki aşamalı cerrahi tabii ki yapılabilir. İmplant tipine göre bu yine değişebilir. Buradaki gingivoformer takalım takmayalım. Gingivoformer takmayı yani bir kere daha hastaya bir cerrahi işlem yapmayalım diye tabii ki aklımıza getiriyoruz asıl. Ama bazen de yapalım. Çünkü yine burada altını çizeceğim bir şey var. İkinci cerrahinin bize avantaj sağlayabileceği bir alan daha var. O da yine keratininize mukoza eksikliği olan durumda, eğer lingual taraf veya palatinal tarafta keratininize dokumuz daha fazla ise, üst çenede bu daha kolay da alt çenede bazen kritik olabilir. İkinci cerrahi bize ufak bir kaydırma işlemiyle keratininize dokuyu bir serbest dişeti grafti eklemeden sağlamayı getiriyor. Dolayısıyla o ikinci cerrahinin avantajını görebiliriz. Burada onu da düşünmek lazım. Çünkü bu keratinize doku kazanma meselesi, dediğim gibi biraz önce de, bir sorun. Bunu özellikle implant yerine girdikten sonra yapmaya çalışmak daha büyük sorun. Üstüne açacağımız seansı bunun için kullanabiliriz eğer gerekirse. Böyle de bir imkan varsa. Teşekkürler hocam. Ben de bir görüş söylemek istiyorum. Aslında literatürde immediate implant stasyonu anlatırken de ben taradığım zaman ikinci cerrahide 1-1,5 milimetre kadar tekrar açtığımızda diş etinde kayıp olabileceği söyleniyor aslında. O yüzden daha çok gingiva formerı, eğer hasta ağız hijyeni güzelse, iyiyse, aynı seansta tabii takmak öneriliyor. Ama burada Ali hocamın da dediği gibi kesinlikle bence de ikinci cerrahi keratinizasyon açısından çok iyi olabiliyor. Ben de açarken bazen, hatta eğer gingiva takarsam diye sırf bunu düşünerek insizyonu bazen bazı yerlerde hafif linguale kaydırarak başlamış oluyorum. Ben açıkçası kendi cerrahimde olabildiği kadar gingiva former takmaya çalışıyorum. Kriterim primer stabilizasyon kesinlikle olmalı implantta. Ağız hijyeni çok kötü olmamalı. Eğer yapabiliyorsam zaten hastaya sabit geçici yapacağım için hemen olabildiği kadar gingiva formerla kapatmaya çalışıyorum.
Aynı zamanda benim için gingiva former şunu da sağlamamı sağlıyor. Şimdi Beko'daki gingiva former yükseklikleri benim biyolojik aralığımı da oluşturmamı aslında sağlamış oluyor. 3 aylık o süre zarfında ben implantın çevresinde 3 mm, 4 mm'lik biyolojik aralığın oluşturabileceğim seviyede mi olduğunu da aslında o sayede görmüş oluyorum. Çünkü başta implantı yeterince derine bile gömsek, ikinci cerrahide bazen 1 mm kayıp biyolojik aralığımızı etkileyip o özellikle implantın boyun bölgesinde birazcık daha kemiğin açığa çıkmasına sebep olabileceğinden endişelendiğim için. Tabii en çok önerilen şey olabiliyorsa kişiye özel gingiva formerlarla ya da tabii anında eğer tork değerleriniz yüksekse anında sabit geçici dişlerle diş etini şekillendirmek. Burada en az kayıp son literatür bilgisinde bu şekilde veriliyor. Çok teşekkür ederim hocam. Ben sorumla hızlıca devam ediyorum. Burak Değirmenci bir soru sormuş. Benim aslında onun sorusu benim biraz hızlı anlatımından kaçmış gibi. Çünkü vazelin ve çinko oksiti karıştırıyoruz derken bir çinko oksit siman değil de çinko oksit ojenol ölçü maddesinin beyazıyla vazelini birebir oranında karıştırıyoruz. Ben onu tekrar düzelteyim. Dolayısıyla bunu total ve parsel protezlerin hepsinin basıncını kontrol etmek için kullanabiliriz ama hani bir tozla karıştırmak değil de çinko oksit ojenol ölçü maddesinin SS White'ın beyazıyla bir şeyi karıştırdığımız zaman bunu kendimiz elde edebiliyoruz. Homojen olarak iyice ezdikten sonra onu bir eski bitmiş olan bir şey kabına koyarsanız polistaj pastası kabına oradan uzun süre kullanabilirsiniz. Ben onu hemen geçeyim. Selen Öztürk bir soru sormuş. Öncelikle hepimize çok teşekkür ediyor. Daimi hibrit protez kullanımından önce hastaya geçiş için geçici protez kullandırmanın hastanın hijyen eğitimi açısından fayda sağlanacağı konusunda daimi ve geçici arasındaki farkı anlayamadım diye not etmiş. Hasta çıkaramıyor daimiyi de hekim çıkarabiliyor. Aydınlatabilir misiniz? Yani oradaki biz alıştırıyoruzdaki şey galiba. Orada bence bir küçük de karışıklık olmuş. Evet evet. Orası onu da yine benim belki yeterince detaylı anlatmamamdan olabilir. Doğru bir nokta. Şunu ifade ederek aslında ben söylemeye çalışıyorum. Hibrit proteze geçiş hele hele periodontal sağlık problemi olan dişlerin total çekimi ve hemen implantların yapılması sonrasında gerçekleşiyorsa çok sert bir geçiş bu, çok hızlı bir geçiş. Kronik iltihapsal bir hastalık olan periodontal hastalığın tedavi süreci yaşanmadan, hastanın belli ağız bakım alışkanlıkları oluşturulmadan, belli hastalıkla ilgili altyapı bilgilendirilmesi oluşturulmadan böyle temizliği neredeyse imkansız, zor bir komplike proteze geçişindense arada geçiş protezi veya geçici protez döneminde hastanın en azından belli bir ağız bakımı bilgilendirilmesi, yeni protezinin küçük bir kopyası olan o geçici protezin etrafının nasıl temizleneceğinin değişik araç gereçlerle öğretilmesi için bir fırsattır demeye çalıştım. Dolayısıyla protezin sökülüp sökülememesi konusundan ziyade bir hasta eğitimi için zaman olarak o bölümü değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Tekrar aydınlatalım. Bazı yerlerde tabii biz hızlı kısa böyle şeyler hazırladığımız için böyle püf noktaları gibi daha böyle önemli noktalar için. Bir sorumuz daha vardı. Yasemin bize bu soruyu göndermiş. Öncelikle hepimize teşekkür etmiş. Multidisipliner olarak bunu değerlendirdiğimiz için çok da keyifli bir sunum olduğunu söylüyor. Erhan hocama ve bana bir sorusu var. Sınıf 3 full alt üst implantlarda dudak desteğini sağlamak için baş başa kapanış mı tercih ediyorsunuz? Ayrıca bu hastalarda üst çenede bukal kantilever olduğundan dolayı devrici kuvvetleri nasıl elimine ediyorsunuz diye sormuş. Siz mi başlarsınız? Buyurun hocam. Ben soruya devam edeyim ben de. Benim klinik tecrübemde şimdi ortogonetik olarak gerçekten çok ciddi sıkıntılı klas 3 vakalar varsa, yani onlarda tabii ki de klas 1'e denk getiremiyorum ama mümkün olan her olguda hastanın isteğini göz önünde bulundurarak sınıf 1 kapanış ilişkisine getirmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi eğer bu ortogonetik olarak mümkün değilse hastayla bu konuyu paylaşıp sınıf 3'te bitiriyorum tetetetten öte. Çünkü yani TTT'de getirebileceğim kısmın çoğunluğunu klas 1'e getirebiliyoruz çünkü yani bir şekilde. Ama bunu getiremeyeceğimiz kadar ileri ortogenetik vakaysa sınıf 3'te denk getiriyoruz. Zaten sınıf 3 oklüzyonun
en günahsızı. Yani yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir elimden bir şey gelmiyor. Estetik açıdan da yapacak hiçbir şey yok. Ve bunda benim hiç suçum yok. Yani, yani çok rahat davranabilirsiniz. Hastaya durumu anlatıp aslında sizin hiçbir günahınızın olmadığını rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Tabii burada ben bir şeyin altını çizim. Hocama tamamen katılıyorum. Bir de klinik vakalarda bukal kantilever oluşuyor. Evet, bunu mekanik açıdan baktığımız zaman doğru ama biz hem okluzal rahatsızlıkların görülme sıklığı açısından hem de baktığımızda aslında sınıfı vakalar en riskli hastalardır. Sınıfı vakalarda eklem rahatsızlığı çok azdır, çok nadirdir. Çünkü çok fazla kuvvet uygulayamazlar. Mesela kendiniz de deneyin, mandibülanızı öne getirin ve sıkmaya çalışın. Temporal kas ve maseter kas bu kadar güçlü çalışmaz. Yani dolayısıyla evet öne doğru bir çıkıntı oluşturuyorsunuz ama bu çıkıntının önündeki o kantilevere uygulayabilecek baskıları zaten çok fazla değil o hastaların. O yüzden hani burada çok da bu kadar hani mekanik düşünceyle korkmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Biraz daha rahat olabiliriz bence de. O açıdan da gönül rahatlığıyla bu hastaları tedavi edebiliriz diyebilirim. Evet, dinleyicilerimizden gelen sorular bunlar. Neredeyse çok az bir şeyimiz kaldı, süremiz kaldı. Eklemek istediğiniz veya başka şeyler var mıdır hocalarım size? Öncelikle onu sorayım. Benim bir konuda Neşe'nin bir sorusu vardı. Onu buraya not almışım. O konuda vaktimiz varsa var, çok var kısa hocam. Geçici. Çok iyi olur. Şimdi geçici yüklemede tabii print teknolojisi ya da laboratuvarların bu konuda böyle üretim teknolojisi dijitale kaydıkça şöyle literatürün dışına çıktığımız durumlar söz konusu oluyor. Ama bunlar başarısız diyemeyeceğim çünkü sahada gördüklerimiz literatürün tersi biraz sonra anlatacaklarım açısından ama çalışıyor. Çok enteresan bir şekilde demek ki yeni bir literatüre ihtiyaç var bu konuda. Ya da bu yurt dışında çok denenmedi literatür oluşturan kişiler tarafından. Bir, ana yapı immediate yüklemede rigid altyapı olmak zorunda. Yani siz FullArc bir all on 4 all on 6 vaka döndüğünüzde hasta sol taraf yeme tandans yani eğilimliyse o bölgede eğer esnek bir geçici protez yapıyorsanız sadece 1-2 implantta aşırı yük birikiyor. Diğer taraftaki implantlar bunu cross arc stabilizasyon olarak dağıtamıyor. O yüzden rigid altyapı. Literatür ne der? Metal üzeri akrilik ya da kompozit. Ama metal üzeri akrilik kompozit maliyetlidir ve uzun zamanda hazırlanır. Geçiyorum diğer tarafa. Eğer intermaksimal mesafe çok fazlaysa total protezle delerek yapabilirsiniz. Çünkü kalın bir total protez de rigiddir. Ama intermaksimal mesafesi zayıf olan bir yapıda eğer şöyle 12 mm'lik bir print geçici yapıyorsanız implant failure ile karşılaşma olasılığınız çok yüksek. Primer stabilizasyonu iyi aldığınız vakalarda bile. Çünkü bu yapı literatürde esnekliği olan bir yapı. Hasta sol tarafta yemek yiyorsa oradaki implantların 1 mm'den fazla mobilitesi araya epitelin girmesine neden olabiliyor. Bu süreç içerisinde primer stabilite bozulduktan sonra tabii ki de. O yüzden literatür olarak cevaplayacağım. Biliyorum yani şu anda bizi izleyenler diyordur ben yapıyorum çoğunlukla hiçbir sıkıntı yaşamıyorum diyordur. Ben de görüyorum sahada hakikaten sorun yaşamıyorlar ama ben yapmıyorum mesela. Mutlaka geçicinin rigid eğer kalınsa polimetre metaklilat kazıma ya da total protez ince ise metal altyapılı bir protez olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şey de var. Onu da son bir söyleyeyim isterseniz. Son literatürde 8 implant mı 6 implant mı? Ya o konuda 5 implant. Yani literatür 4 implantın, 5 implantın ve 6 implantın iyi çalıştığını son dönemlerde ben şimdi literatür dışına da çıkacağım. Bizim katıldığımız konsens toplantılarında yani literatür yazılmadan önce işte 50 kişinin oturdu, 50 otörün. Biz o taraflarda çok konuşamıyoruz ama yani sürekli çalışma yapan yurt dışındaki hocalarımız çok konuşuyor. Bu konuda artık üst çenede veya alt çenede maksimum 6 implantın. Tek implant arası pontik, tek parça vidalı restorasyonun altın standart olduğunu ve bunun dışına çıkıldığında da ben gözümle şahit oldum. Çok ciddi alçaltıcı tartışmaların yaşandığını, yani bunu savunan kişilere karşı çok ciddi bir kendi içlerindeki çalışmalarda literatür bilgisini gösterdiklerine de şahit oldum. O yüzden galiba giderek, ama ufak bir parantez açacağım. Mesela immediate yükleme yapılan bir marka var, 10 tane yapılması gerekiyor kalıcı için. Yani burada şunu hesap edilmesi gerekiyor. Evet biyomekanik açıdan 10 tane yapman gerekiyor ama bu protezin temizlenebilirliği, bu protezin ölçüsünün doğru alınması, protezin oturtulması. Biz 4-5 implanta sıkıntı yaşarken 10 implant, 8 implantın dijital ölçüsü, onun üretimi ve oturtulması da sıkıntılı. Ama literatür genellikle bize biyolojik temizlik açısından az implantın,
avantajlı olduğunu söylüyor ve yeni protetik materyallerin de rahatlıkla buna yetebildiğini söylüyor. Yani az implanta protetik materyalin gücü yetiyor. Ve yekpare bir protez öneriliyor. Evet. Bir tek alt çenede fleksiyon ihtimali olan hastalarda ikiye bölme. Premolardan. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben de şöyle son olarak o zaman ekleyeyim madem. Tabii sona hocam. Yaklaştık. Evet, son izleyicilerimizin bir kısmı tedavilerin baştan sona kendileri yapıyor olabilirler ama bir kısmı da bunu paylaşarak yapıyor olabilirler. Yani belli kısımlarını kendileri üstleniyorlardır, belli kısımlarını başka hekimler üstleniyordur. Planlama. Yani biz burada şu anda böyle oturuyorsak bu planlamanın bir gerekliliğinden dolayı. Baştan sona kendimiz yapacak olsak bile bir implant destekli protez tedavisini görüş almakta hiçbir beis yok. Bence bu çok üzerinde durmamız gereken bir konu. Planlarken doğru en azından olası riskleri hesaba katarak planlar ve işlemleri gerçekleştirirsek tabii ki de sonrasında çok daha az problemle karşılaşırız veya trenin bize geldiğini görürüz önden. Yani kenara kaçılabiliriz. Dolayısıyla ben bunu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu organizasyon içinde Bebo implantlarına tekrar teşekkür ediyorum. Ne güzel bizi bir araya getirdi. Hanife hocamıza da moderatörlüğü. Evet, çok ilave teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun hocam. Var mı ekleyecek başka bir şeyimiz peki? Ben o zaman son olarak şeyleri de söyleyeyim. Gerçekten hani bu hepimiz için aslında benim için de çok keyifli bir oturum oldu. Erhan hocam da hep birbirimizi dinleme fırsatı buluyorduk ama beraber konuşmaya bir türlü fırsatımız olmuyordu. Yani gerçekten çok keyifle dinliyorum Erhan hocayı her seferinde. Karşılıklı hocam. Ve beraber bir şey yapma fırsatı bulmak çok güzel oldu. Neşe'yle de beraber, Ali'yle de beraber. Yani bu bir ekip işi. Her zaman bunu unutmamak lazım. Yani biz evet işin protez tarafıyız ama işin periyosu, cerrahisi bu bir kısmı. Yine bu aslında masanın ayakta durabilmesi için iki tane daha önemli nokta var. Birini Ali defalarca altını çizdi. Hasta ve hastanın eğitimi. İkinci ayağımız onlar. Üçüncü bir ayak daha var. Teknisyenlerimiz. Çok bu anlamda aslında ben şunu da söyleyebilirim kapatırken. Bego Campus olarak biz eğitimlerimizi sadece hekim bazlı olarak planlamıyoruz. Bundan sonraki eğitimlerimizin içerisinde teknisyenler ve teknisyenlere yönelik eğitimler de olacak. Ve onları da eğitmediğimiz sürece çünkü biz başarılı bir yere doğru gidemeyiz. Yani onlar da en az bizim kadar olayın sonrasına ve başımıza gelebilecek şeylere bilgili olmalılar ki birlikte başarılı sonuçlar üretebilelim. Çünkü biz ne kadar güzel ölçü alırsak alalım, biz ne kadar iyi iş yaparsak yapalım, cerrahi ameliyatlar sizin yaptığınız implantlar şeyin içerisinde bizim aldığımız ölçüler abutment'ın altında hasta hep teknisyenin yaptığı protezleri görüyor. Aynen. O yüzden de hani onları da birlikte el ele burada yürürsek çok daha başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Ben de Bego'ya böyle bize fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İleriye dönüp daha da güzel planlamalarımız ve düşüncelerimiz var. İnşallah Bego Campus'u takip etmeye devam ederseniz çok güzel şeyler göreceksiniz. Değerli hocalarıma katkıları için çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bir sonraki eğitimde veya sunumlarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Bir el sallayayım.